hayatımızın yolunda, su üstü ve altında, denizlerin bekçisiyiz, denizlerin bekçisiyiz, su üstü ve altında, denizlerin bekçisiyiz, denizlerin bekçisiyiz, denizlerin bekçisiyiz. 21. yüzyıl liderlik, liyakat ve yönetim anlayışı konularında öğrendiğim ve doğruluğuna inandığım, faydasına inandığım bilgileri arz etmeye çalışacağım. Bu bilgileri arz etmeden önce hepinizden anlayış ve hoşgörünüze güvenle hususi bir istirhamım olacak. Herhangi bir siyasi, ideolojik angajmanım ve bağlılığım bulunmadığı için yapacağım sunumda dile getireceğim, ifade edeceğim bilgiler herhangi bir siyasi, ideolojik gönderme ya da atıf anlamı içermiyor. Bunu peşin peşin söyleyin. Sadece inandığım doğruluğunu ve faydasını gördüğüm tescillenmiş bilgiler. Yaşar Ateş Soy, bir yarım saat içerisinde kendimden bahsedeyim. Kısaca. 1959 Kayseri Develi doğumluyum. Develi'de liseyi bitirdikten itibaren eğitim enstitüsünde öğretmenlik okudum. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 3 yıl talebelik yaptım. 12 Eylül ihtilalinde bitiremedim. Ardından Anadolu Üniversitesi'nde sosyal bilgileri öğretmenliği okudum. 2 tane öğretmenlik diplomam var. En güzel, bugün size arz edeceğim bilgileri öğrendiğim eğitimimi Milli Güvenlik Akademisi'nde öğrendim. Milli Güvenlik Akademisi 58. dönemin seçkin mezunlarındanım. Bizden sonra da kapatıldı zaten. Bahçeşehir Üniversitesi'nde global liderlik eğitimi aldım. Milli Güvenlik Akademisi'nde liderlik, liyakat, diplomasi, kamu diplomasi, halkla ilişkiler ve psikolojik propaganda teknikleri gibi temel başlıklarda bilgiler aldım. Bu öğrendiğim bilgileri üniversitelerde, liselerde, kurumlarda ve ailelerde gönüllü olarak 2009 tarihinden itibaren paylaşıyorum. 2009'dan bu yana 94 üniversite programında 1 milyon 700 bin talebem oldu. Liderlik, liyakat ve yönetim eğitimi, semineri ve konferanslarımda bu sayıda talebem oldu. Kamu kuruluşlarında, özellikle okullarda öğretmen liderliği eğitimlerimde 76 bin okul yöneticisi ve öğretmenle buluştum. 50 bine yakın anne baba ile buluştum. Ailede mutluluğu ve huzuru geliştirme programları yapıyorum, gönüllü yapıyorum. Bütün bu çalışmalarımda, bu gönüllü faaliyetlerimde, bütün okullarda gönüllü faaliyet yapıyorum. Öğrenci davetlerine gönüllü gidiyorum. Mesleğim gazetecilik, 45. yılım bu sene gazetecilikte. Gazetecilik mesleğimin 17 yılını 5 dönem başbakanlıkta, 5 dönem sayın başbakanların basın ve halk ilişkileri danışmanı olarak icra ettim. Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda, Tarım Orman Köy İşleri Bakanlığı'nda ve Çalışma Bakanlığı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yine basın müşavirlikleri yaptım. Orada da Çin'den Meksika'ya kadar bu liderlik konumundaki insanlarla yaptığım kamu gezilerinde edindiğim bilgi ve deneyimleri bu bilgilere katarak gençlikle, yeni nesil gençlikle paylaşıyorum. Benim derdim, benim işim gençlerin
güneşini bulmasıyla alakalı. Bu bilgileri anlatırken birazdan arz edeceğim sebeplerle alakalı olarak kendi bize ait kültür ve medeniyet kodlarımızdaki değerlerle harmanlayarak takdim ediyorum. Nasıl? Mevlana hoşgörü anlayışı, Yunus Emre'nin sevgi anlayışı, Hacı Bektaş-ı Veli'nin akılcılık anlayışı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün liderlik anlayış ve uygulamalarını harmanlayarak bir liderlik tanımı ortaya çıkarttım. Bu liderlik tanımı bana ait. Bu sunumlarımda şu başlıkları altında size öğrendiğim, ısrarla söylüyorum, doğruluğuna ve faydasına inandığım bilgileri takdim edeceğim. 21. yüzyıla şöyle bir bakacağız ve çağı anlamak konusunda kendimizi de neler lazım olduğuna dair önerilerimiz olacak. Liderlik tanımını, 21. yüzyılın da lazım olan bir liderlik becerilerini, liderlik hakkındaki ön kabuller ve yanılgıları baştan bahsedeceğim. Liderlik gelişim aşamaları, liderlik bakışı, liderlik anlayışı ve liderlik felsefesi kavramlarına atıf yapacağız. Liyakat, özellikle liyakat anlamı, alanı ve gereğiyle bileşenlerini arz etmeye çalışacağım. Liderliğin geliştirilmesi lüzumlu özelliklerini takdim etmeye çalışacağım. Ben hitap ederken genellikle muhataplarıma Zoom sanal ortamlarda dostlar diye hitap ediyorum. Hoşgörünüze güvenle dostlar diyeceğim hitaplarımda. Saygıdeğer dostlar, dünyamızın dünü, bugünü ve yarınıyla alakalı bir bakışa ihtiyacımız var. Eğer biz kendi değerlerimizin ışığından, penceresinden bakmazsak, başkalarının bakıp da gördüğünü doğru zannederek yaşamaya devam ediyoruz. Yeni bir çağdayız, 21. yüzyıldayız. Bu yüzyılın, bundan önceki yüzyılların hiçbirisine benzemeyen bir takım özellikleri var. Bu yüzyılda görüyorsunuz, biliyorsunuz. Burada hemen parantez içinde söyleyeyim, biliyorsunuz deyince aklıma geldi. Ben size hiçbir şey öğretmeyeceğim. Bildiklerinizin farkındalığını fark ettirmeye gayret edeceğim. Özellikle belirtiyorum. Şimdi 21. yüzyılın bazı özellikleri var. Farkındayız ama böyle ifade ediyor muyuz bilmiyorum. 21. yüzyıl değerlerin, insanı insan eyleyen değerlerin azaltılarak, değersizleştirilerek tüketildiği bir çağ özelliği taşıyor. Değerler değersizleştirilerek tüketiliyor. Piyasalaştırılıyor, siyasallaştırılıyor, ideolojik hale getiriliyor ve kendisine ait bir 21. yüzyıl değerler yumağı oluşturuyor. Bu değerler yumağı oluştururken insanın, dünyanın ihtiyaç duyduğu insanı insan eden değerlerden mahrumiyeti ve mağduriyetini yaşıyoruz. Bu çağın en önemli belirgin özelliği dijitalleşme olarak görüldü. Bu ne zaman görüldü? Pandemi sürecinde daha çok şu anda yaptığımız gibi ihtiyaç haline getirildi. Şimdi dijitalleşme pandemi sürecinde daha çok fark ettirilirken bir şeyi daha fark etmemiz gerekiyor. Saygıdeğer dostlar, bizim yaşadığımız dünyada doğal ekosistem gibi, sosyal ekosistem gibi birçok ekosistemin yanında şu anda hızla oluşturulan bir dijital ekosistem gündemde. Farkındasınız biliyorum. Dijital ekosisteme Türkiye'nin kendi değerlerinden kaynaklanan bir katkısı olmazsa bu dijital ekosisteme uyum da başkalarının ölçüsüyle mümkün olacak. Ben iki aydan beri Facebook'un, Microsoft'un, Netflix'in, Google'un
oluşturduğu ortamlarda dijital ekosisteme uyum eğitimleri aldım. Sertifikalı veriyorlar bir de. Bir tanesini söyleyeyim. 65 artı yaş grubuna dijital farkındalık eğitimi eğitmenliği sertifikası verdiler. Neden? Bu çağda doğru yaşayabilmemiz için, bu çağı doğru anlayabilmek, önümüze çıkan imkanları, bu çağda çıkan imkanları ve fırsatları doğru anlamak ve doğru değerlendirmek, önümüze bu çağda çıkan engelleri ve sorunları doğru anlamak, doğru değerlendirmek ve doğru çözebilmek için bu dijital ekosistemin kurallarının farkında olmamız gerekiyormuş. Bu farkındalığı ben liderlik becerilerimizi geliştirmek olarak değerlendiriyorum. Bizim doğum tarihimize yakın olanlar çok iyi bilirler, hatırlayacaklardır. Merhum Özal'ın ürettiği bir o dönemde ürettiği kavramlar vardı. Kavramlar neydi? Vizyon, misyon, strateji. Bu kavramlar hayatımızın yaşadığımız her yere yerleşirdi. Mesela mutfak yönetim stratejileri, efendim ekmek pişirme stratejileri, efendim pastacılık vizyonu, berberlik vizyonu gibi kavramlar. O kavram o kadar büyülü kavramdı ki başına ve sonuna ne getirirseniz değerli hale geliyordu. Onun için bu yüzyılda da liderlik kavramı aynı şekilde büyülü fakat onlar gibi geçici değil, kalıcı bir kavram. Çünkü liderlik insanı insan eyleyen değerlerle buluştukça faydalı bir kavram haline geliyor. Saygıdeğer dostlar, 21. yüzyıl, 21. yüzyıl, falancanın yüzyıl olacak, filancanın yüzyıl olacak, şu olacak, bu olacak. Bu çağda siyasal ve ideolojik kaygılarla, kalıplarla değerlendirmenin dışında liderlik bakışı, görüşü ve anlayışıyla bakıp değerlendirirsek birçok imkanı ve fırsatı bizim için çok önde tutuyor. Bu imkanlardan en önemlisi dünyada toplumların, dünya insanlığının yaşadığı sorunların kalıcı ve köklü çaresi Anadolu insanının varlığını tanımlayan değer ve yargılardır. Bunların başında hoşgörü geliyor mesela. Şimdi bunun için 21. yüzyılı doğru anlamak, doğru değerlendirmek ve doğru yaşayabilmek için liderlik becerilerimizi geliştirmek, güçlendirmek ve donanım haline getirmek zorundayız. Bu en çok kimin için lazım? Çocuklarımız için lazım. Gördüm 81 ilin 94 üniversitesinde program yaptı. O burun kıvırıp da küçümsedikleri Z kuşağı dedikleri çocukların arasında on binlerce Mustafa Kemal gördüm. On binlerce. Düz liselerde, klasik liselerde, meslek liselerinde, İmam Hatip liselerinde on binlerce Mustafa Kemal gördüm. Nasıl gördüm? Ben onlarla buluştuğum için gördüm. Onlar hakkında konuşulanlara itibar etmedim. Onlarla birebir buluştum. Çünkü maya aynı maya arkadaşlar, maya aynı maya. Sadece davranışlarındaki bir takım primitif ne diyorlar ona radikal davranışlarındaki radikal görüntüleri mesela bunlardan hemen bir misal vereyim. Televizyonda mikrofon uzatıyorlar. İstiklal Marşı'nın dördüncü kıtasını okuyamayan bir çocuk, ay bizim nesil elden gidiyor. O çocuk ihtiyaç duyduğunda Google'dan bakıyor, öğreniyor. İhtiyaç duymuyor ki. Onun için hem 21. yüzyıla hem 21. yüzyılın dünyasına ve bu dünyanın
gidişatını etkileyen olaylara liderlik bakışı, görüşü ve anlayışıyla bakmanın lüzumuna inanıyorum. Bu bilgileri neden önemsiyorum? Değerli dostlar, Obama başkan olduğunda, bu kayıtlarda var, bakanlar bulurlar, onun kampanyasında çalışan arkadaşlarım vardı. Kampanyasında gazeteci olarak takip eden arkadaşlarım vardı. Obama başkanlığı döneminde, başkanlıkları dönemi, iki dönem başkanlığında bir şey yaptı. John Maxwell, dünyada benim kişisel olarak bu liderlikle alakalı bir insan olarak, düşünen adam olarak çok beğendiğim liderlik bilgisi John Maxwell'i Beyaz Saray fonlarından fonladılar, finanse ettiler. Arkadaşlar, her hafta 1 milyon Amerikalı gence size arz edeceğim içerikle liderlik gelişim programları verdiler. Bu ne anlama geliyor? Ben bunu şöyle anladım. Bizim çocukların rakipleri hangi bilgi ve donanımla, hangi beceri zenginliğiyle 21. yüzyıla hazırlanıyorsa rakiplerini de yetiştiren bilgileri bizim çocuklarımız da bilmeliler. Bizim çocuklarımız da bu çağa böyle hazırlanmalılar. Fakat ne yapılıyor? Türkiye'de yanlış çala kalem tercümelerle, efendim fotokopi bilgilerle, kişisel gelişim disiplinleriyle Türkiye'de liderlik, o Maxwell'in her hafta 1 milyon Amerikalı çocuğa verdiği bilgilerin dışında efendim fantastik bir takım şeylerle oyalanıyor Türkiye. Gerçek liderlik bilgilerini arz etmeye çalışacağım bunun için. Levent Başkan iyi gidiyor mu? Efendim estağfurullah, tabii gayet iyi, ağzına sağlık, büyük bir ilgiyle izliyoruz. Arada bir tepki verin. Efendim, her çağ değişiminde yaşanan hadiseler var. Deniz kültürüyle alakalı bir ortamda Levent Başkan bana teklif etmişti bunu. Sevgili Tınaz Bakanım'ın programında sonra teklif etmişti. Oradan denizcilik kültürünün, o bahsettiğim John Maxwell, denizcilik kültürünü bilmeyenler lider olamazlar diye bir önyargısı var. Neden? Tarih boyunca denizcilik olayları, tufanlar ve çağ değişimine etkisi ve Nuh gemisine ihtiyacını düşünelim. Burada öğrenci olan gençler için arz etmeye çalışıyorum. Gençlerime şunu söylüyorum, çocuklarıma. Gençler, Nuh peygamber gemisini yapmaya başladığında tufan kopmamıştı. Bakın, bu metafordan bir şey çıkartacağız. Bir ders çıkartacağız. Dini bir bilgi değil bu. Bu liderlikle alakalı bir ders çıkartacağız buradan. Nuh peygamber gemisini yapmaya başladığında tufan kopmadan hazırlandı. Gençler, hayat denilen tufana çıktığınızda, diplomayı koltuğunuza alıp da çıktığınızda geminiz hazır olmazsa başkalarının gemilerine otostop çektirmiyorlar. Gemini tufan kopmadan hazırlayacaksın. Nerede? Okulda hazırlayacaksın. Okul hayatında. Ben üniversitedeki binlerce, on binlerce talebeme bunu anlatırken üniversitelerin topluluk ve kulüplerinde sosyalleşmelerini, hayata hazırlamalarını sağlamaya çalıştım. Neden böyle söylüyoruz? Bizim kültür kodlarımızda şu var. Hayat bir gemi, yoktur dümeni. Der miyiz? Deriz. Bakın, bunlar boş şeyler değil. Tarihin akışında ecdadın tecrübeyle söylediği, bize miras bıraktığı ders cümleleri bunlar. Hayat bir gemi, ekmek teknesi, ömür deryası. Efendim, neden böyle söyleriz? Çünkü Türkçe'de deniz kelimesinin
etimolojik anlamı denge demektir. Denge. Hayatı, hayat gemisini, ömür deryasında ekmek teknesini hayat deryasında yönetirken, idare ederken, sevk ve idare ederken denge ile hareket edeceğiz. Efendim, buradan Amerika'nın keşfi, deniz aşırı yolların keşfi, tarihe bakın, tarihi nasıl yönlendiriyor. Deniz olaylarının tarihin yönü, tarihe verdiği yön ve etkiden bahsediyorum. İstanbul'un fethi bir deniz olayı, denizcilik olayı, hele Çanakkale Deniz Zaferi bir denizcilik olayı. 19 Mayıs, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı bir denizcilik faaliyeti. Liderlik bakışıyla bakarsak Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı günün hangi gün olduğunu nutuktan öğreniriz. Nutukta söylüyor. 16 Mayıs Cuma günü çıktı. Nereden çıktı? Cuma selamlığında padişahla buluştuktan sonra çıktı. Yani Cuma namazını mütakiben çıktı. Tıpkı meclisi Cuma namazından sonra açtığı gibi. Bunlar hep liderlik göstergeler. Kıbrıs'ın fethi, Kıbrıs'ın hala gündemimizde olması bir denizcilik faaliyetidir. Mavi Vatan olayı bir denizcilik faaliyetidir. Karadeniz, Büyük Okyanus, Akdeniz, bütün bunlarda buralarda varlığımız egemenlik hakkımızı doğru korumamızı sağlamıştır. Nitekim denizleri bilenler, Levent Başkan'ın hoşgörüsüne güvenerek söyleyeceğim. Dünyanın, yerkürenin %72'si mi deniz? Su, sulardan oluşuyor. Yani deniz ve su önemli. Yani deniz yolculuğundaki disiplinleri, deniz yolculuğundaki disiplinleri, gemi yönetimindeki disiplini, gemi sevk ve idaresindeki anlayışı, disiplini kendi özel hayatımıza da yansıtmak, yansıtarak liderlik becerilerimizi geliştirmemiz mümkün olacak. Çağı bilen hipnotik dilini, bu çağın en önemli özelliklerinden birisi de dünyayı yönetme gücünde olan kişi ve kurumların hipnotik dil kalıpları kullandığı gerçeğidir. Algı teknikleriyle yönetildiği gerçeğidir. Doğru anlayarak sevk ve idare eden liderlik ihtiyacı. Bunlardan bahsedeceğim. Çünkü kendisi, ailesi, ülkesi ve insanlık için sevgiyle, bilgiyle, saygıyla 21. yüzyıl insanlığına değerler nakleden ve değerler üreten ve uygarlık kuran insanca liderlikten bahsediyoruz. Burada nakleden kelimesine özellikle atıfta bulunmak istiyorum, vurgu yapmak istiyorum. Saygıdeğer dostlar, biz 20. yüzyıldan 21. yüzyıla taşınırken Türkiye olarak değerlerimizi 20. yüzyılda ve ondan önceki dönemlerde bizi var eyleyen, bizi insan eyleyen, bizi yeryüzünde iddialı olarak varlığımızı sürdüren değerlerimizi olduğu gibi sapasağlam şekilde 21. yüzyıla taşımakta beceriksizlik yaşıyoruz. Nakletmekte. Nakledemiyoruz. Tıpkı bir ev taşımak gibi. Evi taşıdık, penceresinde perde olmuyor. Çünkü evi daha önceden görüp de ölçüsünü almadığımız için o perde, bu da perde zannediyoruz. Hayır, 21. yüzyılı tanımadan taşıdığımız değerleri nereye koyacağımızı şaşırıyoruz. Çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklarımızın kabını uygun hale getirmediğimiz için taşıyor çocuklardan. Hadi baba ya diyor, hadi baba ya. Mesela bir misal vereyim. Saygıdeğer dostlar, hepimiz çok iyi biliyoruz. Biz insanlar olarak kelimelerle düşünüyoruz, cümlelerle konuşuyoruz, kavramlarla anlıyoruz. Okullarımızda kelimeleri öğretiyoruz ama anlamlarını ve kavram
kavramını öğretmediğimiz için anlaşamıyoruz. Anlaşamıyoruz. Mesela milli mücadeleyi, Çanakkale'yi, efendim Conkbayırı'nı, Kocatepe'yi, efendim Kafkasları çocuklarımıza anlatırken ya bunları bir bilgi olarak anlatmak yerine onların bu yüzyılda ihtiyaçları olan güç kaynağı olarak anlatmayı beceremiyoruz. Çünkü biz öyle anlamadığımız için anlatamıyoruz. Mesela Mustafa Kemal'i doğru anlamadığımız için doğru anlatamıyoruz. Ne gibi? Heykel, rozet, poster. Tıkıştırdık heykel, rozet, postere. Mustafa Kemal'i oradan çıkartıp insanların gönlündeki Mustafa Kemal'i anlatmakta zorlanıyoruz. Mesela nedir? Değerlerini naklederken Mustafa Kemal'in ürettiği, arkadaşlarının ürettiği değerleri nutuktan okumayanla, mesela ben Atatürk'ü konuşmuyorum. Nutuk okumayanla konuşmuyorum. Okumamış ki. Okumamış. Nutuk liderlik bakışı ve anlayışıyla baktığımız zaman nutuk söylev değil. Milli mücadelenin ve kurduğu cumhuriyetin kuruluş ve milli mücadelenin mantığının izahıdır. Nutuk mantık kelimesinin köküdür. Mantık izahıdır. Ve nutuk Bilge Kağan'ın diktiği Bengü Taşlar gibi millete tekmil vermektir. Böyle anlarız. Şimdi uygarlık kuran insanca liderlikten bahsettik. Arkadaşlar, sevgili dostlar, liderlik kavramını anlayabilmek için Türkiye'de liderlik konusundaki yanlış ve hatalı algılara şöyle bir tadad eyleyelim eski deyimle. Yöneticilik, CEO'luk algısı. Bir yeri yöneteni, CEO'sunu biz lider zannediyoruz. Hayır, CEO'lar lider değil. Sonundaki o hep CEO, CEO, CEO ne dersek diyelim sonundaki officer'dır. O ofisteki yöneticidir. Ama bize böyle anlatıyorlar. Kendi çocuklarına böyle anlatmıyorlar. Kendi çocuklarına liderlik, bizim kültür ve medeniyet kodlarımızdaki karşılığı liderlik daha çok insan olmaktır. Evde, iş yerinde ve toplumda daha çok insan olmaktır. Ben size ölmeyi emrediyorum dediğinde Mustafa Kemal, karşısındaki hiç tanımayan, ilk defa gören evlatları, ya bu adam ne diyor, atın sırtına binmiş, bize ölmeyi emrediyor. Deli mi, ölmek emredilir mi? Nasıl itaat ettiler, nasıl uydular, uymaktan bahsediyorum. Nasıl uydular? Çünkü onların gönlünde Mustafa Kemal'in karşılığı vardı. Liderlik, önüne düştüğü insanların gönlünde ve ruhunda karşılık üretebilmek sanatıdır. Çünkü Mustafa Kemal, biz slogan olarak kullanıyoruz. Size ölmeyi emrediyorum dedi. Devamını söylemiyoruz. Arkadaşlar, bunun için Mustafa Kemal anlatılamıyor. Devamında bizden sonra gelecekler bizim yerimize geçecekler diyor. Yani size ölmeyi emrediyorum, beraber öleceğiz gerekirse diyor. Liderlik buydu. Yarım anlatıyoruz. Mesela Mustafa Kemal diyor ki, Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli milli kültürdür. Bütün duvarlara yazılan Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür lafı. Milli kelimesini kaldırıyorsunuz. Onun için liderlik bakışıyla bakınca bunları görüyoruz. Arkadaşlar, liderlik bakışı bir konuya etraflıca bakabilmektir. Nasıl? Hepimiz internet kullanıyoruz, bilgisayar kullanıyoruz. Bilgisayarda bir fotoğrafı büyüttükçe anlam kaybediyor, değil mi? Büyüttükçe çözünürlük azalıyor ve anlam kaybediyor. Liderlik bakışı resmi büyütmekten daha ziyade çerçeveyi genişletmektir. Resmi büyüttükçe sorun çıkartıyoruz biz. Meseleyi büyütüyoruz. Sorun çıkartıyoruz. Halbuki o sorunu çözmek için liderlik bakışı o sorunu meydana getiren unsurları çerçeveye bakar. Mustafa Kemal öyle bakmıştı. Mustafa Kemal öyle bakmıştı. Bakın,
hilafeti ve saltanatı kaldırmadan önce 30 Ekim 1922 tarihinde mecliste yaptığı konuşmayı, 16 sayfalık konuşmayı okumadıkça Mustafa Kemal'in o işi niye yaptığını anlayamıyorum ve anlatamıyorum. Düşünebiliyor musunuz? O 16 sayfalık yaptığı konuşmada Selçuklu Hakan'ın o dönemin halifesiyle münasebetinden çıkarttığı dersi meclise anlatıyor. Oradan buradan derme çatma yok. Onun için diyor ki Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler yapabilme becerisi bulacaktır. Kelimeleri o kadar güzel seçmiş ki tanıdıkça diyor, bildikçe değil, tanıdıkça. Tanımak öyle önemli ki. Tanımak öyle önemli. Kelimeleri seçiyor. Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmamış. Mustafa Kemal'in okuduğu kitapları listeliyorlar. Ha, maalesef saygıdeğer dostlar. Ben Milli Güvenlik Akademisi'nde okudum. Fakat Mustafa Kemal'i kalemi mahsusu rahmetli Hasan Efendi'nin yanında 21 yıl kaldım ve ondan dinledim. Kalemi özel kalem müdürlüğünden emekli Hasan Saka'nın yanında 21 yıl Atatürk öğrendim. Onun hiçbir şeyi tesadüfe bırakmadığını, her şeyi bilgiyle, sevgiyle, saygıyla yaptığını anlattı. Bakın, Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça kendisinde daha büyük işler yapmak becerisi bulacaktır diye Mustafa Kemal'in okuduğu en önemli kitap Kutadgu Bilig'dir. Kutadgu Bilig, kut kazanma bilgisi kitabıdır. Kutadgu Bilig bir liderlik kitabıdır. Tarihte yazılmış en eski liderlik kitabı. Defalarca okudum ve çocuklarımı okutuyorum, talebelerime. Kutadgu Bilig'de liderliği şöyle tarif ediyor. Altın madeni de yerin altında iken sıradan bir taştır. Ne zaman ki yeryüzüne çıkartır işlerseniz sultanların başına tac olur diyor. Liderlik, buradan çıkarttığım tanım şu arkadaşlar. Liderlik, her insanın yaratılışı gereği Tanrı vergisi, özünde var olan bilgi, başarı ve mutluluk cevheridir. Benim 12 yıldır çocuklarımla uğraştığım, hep onlara çocuklarım diyorum, her birisi öyle güzel yerlerdekiler, yerlerde o içlerinde Tanrı'nın koyduğu o cevheri keşfetmelerini sağlamak ve o cevherin özüne uygun şekilde, niteliğine uygun şekilde gelişip güçlenmesini ve donanım haline getirilmesini sağlamaktır. Maxwell Amerikalı çocuklara bunu yapıyor anacığım. Böyle yapıyor. Çocuklarımızın rakibi nasıl hazırlanıyorsa biz de öyle hazırlamak zorundayız çocuklarım. Siyaset, ideoloji, piyasa, ben onlarla ilgilenmiyorum. 2050 yılındaki cumhurbaşkanları bu çocuklardan çıkacak. Çorum Üniversitesi'nde bir Hitit Üniversitesi'nde bir kızım çıktı. İleride hayat hedefin nedir diye sorduğumda çıktı kürsüye, dedi ki ben Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı olacağım. Hala çalışıyoruz o çocuklar. Hayal mi? Hayır. Mümkün mü? Mümkün. Nasıl? Nasılını konuşuyoruz. İşte bu yanlışlardan sonra bilgi algısı, mesela çok bilgili, IQ'su yüksek adamı lider zannettiriyorlar. Zannettiriyorlar. Hayır, öyle değil. Liderlik IQ meselesi değil. Liderlik, insanların, toplumların, kendisine bağlı olanların, baba ise ailenin, muhtar ise mahallelinin, efendim genel müdürlük yapacaksa bir kurumun çalışanlarının gönlünde karşılık üretme becerisidir. Yani liderlik, takipçisi varsa liderdir. Öncülük algısı, önde olan, yukarıda olan, tepede olan lider zannettiriliyor. Değil. Bu da yanlış aksettirildiği için çocuklarımız liderlik kavramına yabancı bırakılıyor. Statü, makam, mevki, unvan algısı. Bunlar çıktı. Arkadaşlar, bütün bunlar
Ben nerede öğrendim? 2004 yılında Harp Akademileri Komutanlığı, Sayın Akar o zaman komutandı, onun düzenlediği 21. yüzyıl liderlik zirvesi Türkiye'de yapıldı. Liderlik zirvesi Türkiye'de yapıldı. Bakın, bugün dünyada kullanılan liderlik literatürü o bir hafta içerisinde Türkiye'de üretildi. Binlerce sayfa doküman üretildi. Gelenler, katılanlar, dünyaca ünlü komutanlar, generaller, liderlik bilgeleri, bilim adamları bir hafta çalıştılar. Ben onu Harp Akademileri öğrencisi olduğum için, Milli Güvenlik Akademisi öğrencisi olduğum için takip edebilme imkanına sahip oldum. O günden itibaren de ben bu işleri, o bilgileri gençlerle paylaşıyorum, insanlarla paylaşıyorum. Orada bunların yanlışlığı kararı verildi. Amerikalılar da bunun yanlış olduğunu söyledi. İngilizler de söyledi. Onlar da söyledi diyeyim ki biraz bilimsel algılansın. Çünkü Türkiye'de bir algı var arkadaşlar. Bir metin Arapça ise dinseldir, İngilizce ise bilimseldir. Böyle bir algı var. Türkçe ise ilkeldir. Hayır. Türkçe dünyanın tek ve sadece tek mantık dilidir. Mantık dilidir. Türkçe öyle yapmışız ki kelimeleri, biz sadece İstanbul'u fethetmedik, İstanbul kelimesini de fethettik. Bakın, yabancı dil, yabancı kelime olmasına rağmen vazgeçmiyoruz. Biz kelimeleri de fethettik, bizim oldu onlar. Efendim, Arapçadır diye kullanmıyoruz. Olur mu öyle şey? Liyakati kullanıyoruz. Mustafa'yı kullanıyoruz, Kemal'i kullanıyoruz, Gazi'yi kullanıyoruz. Hayır, bizim oldu onlar. Biz fethettik. Biz coğrafyada fethettik, kelimeler de fethettik. Mesela biz Enderun Mektebi'ni Osmanlı'dır diye, Enderun kelimesi Arapçadır diye kızıyoruz. Halbuki İngilizler bunu almışlar, intern eğitim yapmışlar. Kelimeye bakar mısınız? Intern, hizmetçi eğitim. Enderun eğitimi aynı. Aynı. Reddediyoruz. Biz Mustafa Kemal'i sevmek için onun kızdıklarına sövmek zorunda değiliz. Seviyorsa seviyor, öbürünün bana ne? Beni ilgilendirmiyor. Cumhuriyet kelimesini kullanıyoruz Arapça. Yani biz, onlar bizim oldu. Hayat kelimesini kullanıyoruz. Yaşam kelimesi, hayat kelimesini karşılamıyor. Bizim hayatımız olan kelimeler bunlar. Kelimeler, nutuk kelimesi söylev değil. Nutuk kelimesi mantık kelimesinin köküdür. Asker büyüklerimin, dostlarımın hoşgörüsüne güvenerek söylüyorum. Askeri hiyerarşide bir kural vardır. Askerin töresi vardır. Askerde tekmil vermek bir usuldür, disiplin gereğidir. Görevini tamamlar, tekmil verir. Eğer onbaşıya, onbaşı çavuşa böyle silsile gider. Genelkurmay başkanına, en büyük komutana tekmil verir. En büyük komutan da milletine tekmil verir. Nutuk, Mustafa Kemal'in milletine verdiği tekmildir. Görevimi tamamladım diyor. Şartları anlatıyor. Aynı Bilge Kağan'ın yazdığı gibi aynısını anlatıyor. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde söylediklerinin aynısını yapıyor. Bunun benzetmek niye bize aykırı geliyor? Mustafa Kemal'in namaz kıldığını kabullenmek niye bize aykırı geliyor? Onun Müslüman olduğunu, onun hafız olduğunu kabullenmek niye bize aykırı geliyor? Cumhuriyeti rakı şişesinin dibinde kurduğunu iddia etmek neyimize yarıyor? Onun için Mustafa Kemal'i doğru anlamaktan bahsediyorum. Liderlik bakışıyla doğru anlamak. Mesela inkılaplar yaptı, devirmedi hiçbir şeyi. Devrim kelimesinin özü devir almaktır. Mustafa Kemal Osmanlı'dan binlerce yıllık devleti devir aldı. Devirmedi. Devir aldı. Neye göre devir aldı? Törenin emrine göre devir aldı. Çünkü töre devletsiz olmazdı. Devir aldı.
kurduğu ilk meclisin üsttekisi Osmanlı Meclisi'nin meclis başkanı Mevlevi Şeyh'i, efendim başkan yardımcısı Hacı Bektaş Veli'nin şeyhi. Yani bunu efendim takiye yapmış. Hayır. Mustafa Kemal asla takiye yapmadı. Onun için o liyakatli bir liderdi. Liyakati gereği ona tevdi edildi o. Onun için öncülük algısı, önde olan, statüsü güçlü olan, bir partinin başında olan, efendim bir kurumun başında olan lider. Böyle değil. Liderlik bulunduğu yerde dört dörtlük adam olandır. Adam olmak kelimesinin cinsiyeti yoktur. Hanımefendilere hep anlatıyorum. Geçen ben iki aydır çok sık hanımlarla alakalı programlar yapıyorum. Kadın liderliği programları yapıyorum. Lütfen kadınlar adam olmaz mı? Adamlık insanlığın bir halidir. Cinsiyeti yoktur. Liderlik bakışıyla bakınca bunu görebiliyoruz. Liderlik İngilizce bilenlerin hoşgörüsüne güvenle söylüyorum. Bunu üniversitelerde bunun yanlış olmadığını kabul ettiler. Çünkü üniversite programlarına bu içeriği verdiğimde üniversite yönetimleri tarafından akredite ediliyor. Bu doğru bilgiler bu çocuklara verilir diye. Oradan cesaret alıyorum. Kelime İngilizce'de to lead, yönetmek demek. Asker ve denizci olanlar çok iyi bilirler. Sevk ve idare vardır bizde. Bizde sevk ve idare vardır. İdareyi maslahat diye bu kelimeyi küçümsüyorlar. Hayır. İdare deveran ettirmektir. Devirmek değil, deveran ettirmektir. Yani hanımlar çok iyi bilirler. Bir yemeğin kıvama, özellikle sıvı yemeklerin kıvamına gelmesi için deveran ettirirler, çevirirler. Yemeğin bileşenlerinin birbirine lezzetini katması için. Ama o bileşenler kendi varlığını kaybetmez. Domates domates olarak kalır. Efendim biber biber olarak kalır. Ancak diğerinden de alacağını alır. Bu en güzel aşurede görülür. Aşure kıvamında bir tatlıdır. Kıvam kelimesi kavim kelimesiyle özdeştir. Kavim kelimesi. Kavim kıvamına ermiş toplum demektir. Kıvama ermiş. Yani birlikte yaşayan insanlar birbirini inkar etmezler. Birbirini yok etmezler. Birbirini birlikte var ederler. Buna Bilge Kağan Budun diyor. Budun bütün demektir. Budun beden demektir. Budun vatan demektir. Mustafa Kemal bunları biliyordu. Efendim, leader yönetmek, sevk etmek demek, sevk idare etmek demek. Leadership'in yanında ship kelimesi var. Denizci büyüklerim, dostlarım. Ship kelimesinin gemi olduğunu biliyorsunuz, gemi. Leadership bir geminin sevk ve idaresi anlamına geliyor. Yani liderlik gemi sevk ve idaresinde kullanılan usullerin sivil hayatta uygulanma becerisidir. Yani bir denizcilik kavramıdır. Kendisini, kendi hayatını, ailesini, mesleğini, işini, görev ve sorumluluklarını, hedeflerini ömür deryasında doğru sevk ve doğru idare etmeyi becerebilmektir liderlik. Nasıl yapacak? Gemi yönetiminde, gemi sevk ve idaresinde gemicilerin hoşgörüsüne güvenle söylüyorum. Yanlışım varsa ne olur düzeltin. Gemi yönetiminde 3 esas önemliymiş. Denge, kontrol ve yönetim. Dengeyi sağlayabilirseniz kontrol edebiliyorsunuz. Dengeyi sağlayıp kontrol edebiliyorsanız gemiyi yönetebiliyorsunuz. Evde de böyle, ülkede de böyle. Dış ticaret, iç ticaret, gelir dengesini kontrol edemiyorsan o ekonomiyi yönetemiyorsun. Şekil A'da görüldüğü gibi. Hiç kimseye atıfta bulunmuyorum, göndermede bulunmuyorum. Evde de öyle. Aile gelir
aile bütçesinde gelir gider dengesi bozulursa ailenin ekonomik yapısını yönetemiyorsunuz. Sibernetik anlayışla. Sibernetik anlayış. Arkadaşlar, sevgili dostlar, bilgelerden öğrendiğim. Sibernetik sistem, bakın siber saldırılar falan, sibernetik çok önemli hale geldi ama sibernetik olarak değil, siber güvenlik falan olarak algılandı. Bir vücudu, bir bedeni, bir bütünü, bir vatanı, bir ülkeyi, bir devleti meydana getiren unsurların her birisinin arasında uyumlu iş birliği ve sorumlu görev anlayışı anlamına geliyor. Nasıl bizim ecdat öyle at sırtında dıgıdık dıgıdık gezmiş diyorlar ama hayır. Bakın, bizim ecdat medeniyet deyince, medeniyet kelimesiyle bakınca hep Arapça olduğu için medeni şehirleşmek diye tercüme ediyorlar. Halbuki bizim ecdat uygarlık sahibidir, uygarlık. Uygarlık kelimesini kullanmadığımız için bizim ecdadın bir Türk medeniyeti meydana getirdiğini ihmal ediyoruz. Bir Batı medeniyeti var, bir de İslam medeniyeti. İslam medeniyeti dairesi içerisinde çiziyorsunuz. Bunlar hep köleci toplumların, batıcı dualist toplumların varlık algısıyla alakalı, liderlik bakışıyla bakınca bunu böyle görürüz. Efendim, denge kontrol yönetim sistem içerisinde kendi ailesini, kendisini, bedenini, kendi vücudunu doğru idare eden, doğru sevk idare eden insan liderliğini, kendi liderliğini yapar hocam. Şimdi kişisel liderlik, insanın kendi liderliği, kendi hayatının liderliğini yapmak, ailesinin liderliğini yapmak. Batı, özellikle Amerika'dan örnek veriyorum. Çünkü bu konuda çok ileri gittiler. Gözlüyorum. Ebeveyn liderliği diye bir kavram oluşturdular. Anne babalara ebeveyn liderliği eğitimleri yapıyorlar. Yani aileyi liderlik anlayışı, bakışı ve becerisiyle yönetmek istiyorlar. Aileyi yeniden keşfetmeye çalışıyorlar. Biz ise aileyi değersizleştiriyoruz. 21. yüzyılda değersizleştirilen en önemli değerimiz aile değeri. Ben Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde bu konuda programlar açtırdım. Anne Baba Üniversitesi diye bir üniversite programı açtırdım. Tamam mı? Öğretmen liderliği, efendim sağlık hizmetleri liderliği, din hizmetleri liderliği, hepsinin kavramlarını farklılaştırdık. Şimdi efendim, liderlik bir süreçmiş. Levent Başkan, nefes almaya ihtiyacı olan var mı? Hocam gayet iyi. Tamam. Yaklaşık bir saati bulduk. Bulmak hadi üzereyiz. Ya. Evet. Yavaş yavaş toparlarsanız tamam, memnun oluruz. Tamam. Hızlı tamam. Geçeceğim. Arkadaşlar, bu bilgileri fotoğrafını çekebilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Kaynak gösterenden Allah razı olsun. Göstermeden kullananlara da helal olsun. Bilgiyi çoğalttıkça, ben sevgiyi çoğaltarak nefretle uğraşmıyorum. Sevgiyi çoğaltırsam nefret azalıyor. Nefretle uğraşacak halim yok. Ne kadar enerjim varsa bilgiyi, sevgiyi çoğaltmaya harcıyorum. Öbürlerle ne uğraşayım? Azalır zaten. Şimdi liderlik bir süreçtir. Bir gelişim sürecidir. Kişisel gelişim değil, liderlik gelişim programları yapıyoruz. Gelişim sürecinde birinci aşama, ne bildiğimi bilmiyorum. Ne bildiğimi bilmiyorum dersem, ne bilmediğimi biliyorum aşamasına geçiyoruz. O zaman neyi bilmem gerektiğine karar vereceğim. Neyi bilmem gerektiğine karar veriyorum. Gelişirim, bilirim ve o liderlik özelliğim ortaya çıkmaya başlar. Yani özümdeki cevher, hangi alanda liderlik yaparak kendime ve insanlara, aileme faydalı olacağımı ortaya çıkartmış olurum. Tıp alanında mı, tarım alanında mı, siyasette mi liderlik yapacağımı o zaman anlayabilirim. Bunların hepsi Yunus Emre'nin söylediği, kişi kendim bilmektir dediği, bu işte Yunus'un söylediği. Ben bildiklerim sayesinde basit bir şekilde ilerlerim. Kolay. İnsan yolunu ilerletirken kolay ilerlemesi lazım.
Çünkü arkadaşlar biliyoruz, hepimiz biliyoruz. Tarih, hayat ileri doğru yaşanır. Dikiz aynasına bakarak ileri gidilmez. Mazi madenciliğinden bir şey çıkmıyor. Dikiz aynasına ne zaman bakarız? Kimi solladığımızı, beni kimi takip ettiğini, kime nal toplattığımı öğrenmek için bakarım dikiz aynasına. Efendim, sibernetik becerisinden az önce bahsetmiştim. Evet, liyakata gelelim arkadaşlar. Liyakat kelimesini her yerde kullanıyoruz. Sadece kamu yönetiminde bir meziyet zannediyoruz. Bu işin aslı şuymuş. Doğru bildirdik, öğrendiklerim. Arapça layık kökünden geliyor. Layık olmak kökünden geliyor. Türkçe karşılığı uygun olmaktır. Huyu huyuna, suyu suyuna uygun olacak. O ona layık olacak. O kızı oğlana layık olacak. O işe layık olacak. Uyacak. Cuk diye oturacak. Taşı gediğine koymuş olacağız. Tarihimizde, bizim tarihimizde uygarlık yaratan insanlar liyakatli liderliklerdi. Bütün başımıza gelenler liyakat kaybıyla alakalı. İngilizce meritokrasi. Şimdi Amerika'da da, Fransa'da da, Almanya'da, İngiltere'de meritokrasi kanunları var. Bizde liyakat kanunu olmadığı gibi etik yasası falan çıkartmaya çalışıyor. Arkadaşlar etik, liyakat değil. Değil. Liyakat dememek için liyakatsiz kişiler etik diyorlar. Etik ahlak da değil. Ahlak, moral, kişilerin ahlakı olur, mesleklerin ve kurumların adabı olur. Meslek adabı olur, kişinin ahlakı olur. Liderlik, ahlaklı insan olmak, adaba uygun iş yapan insan olmaktır. Meritokrasi maalesef arkadaşlar bize aktardıkları gibi ideal bir kavram olmaktan ziyade yetenekli seçkinlerin egemen olduğu. Yani meritokrasi seçkinlerin liyakati anlamına geliyor orada. Seçkincilik var. Herkesin değil. Layık olan herkes için değil. Seçkinlerin, lordların, ağaların, beylerin, asillerin. Liyakatın bileşenleri bu bilenler biliyorlar. Nisa suresi 58. ayette Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insan arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmeniz gerektiğini emreder diyor. Şimdi sıra adalete gelecek. Bakın liyakat, adalet ve liderlik alakasını hayatınızın her döneminde aklınızda tutacaksınız. Ehliyet kelimesi. Ehil kelimesinin özü ahaliden olmak. O yörenin ahalisinden olmaktır yahu. O kadar kolay ki bu. Ehil olmak. Oranın oturanı, orada tecrübeli olmak. Bu Nisa suresindeki ayetin inme sebebi Mekke fethinde Hazreti Peygamber Kabe'nin anahtarını istiyor. Kabe'nin anahtarı da o dönemde Müslüman olmayan Osman diye birinin elinde. Gidiyorlar, zorla alıyorlar. Hem Müslüman değilsin hem de Kabe'nin anahtarı sende nasıl diyor diye alıyorlar. Hikayeyi özetliyorum. Fakat Allah kızıyor. Ayet gönderiyor, diyor ki o emaneti ehline verin. İşin aslı o. Ehline verin. Yani o Osman ehlidir. Müslümanlığı falan önemli değil. Emaneti ehline vermek siyasi, ideolojik, dini herhangi bir özellik, nitelik sahibi olması gerektirmiyor. Mesele o Kabe'yi yıllardır o adam temizliyordu. Bakımını, onarımını, temizliğini yapıyordu. Ehildi yani. O ahalidendi. Kabe ehlindendi. İşte onun gibi biz de emaneti, Mustafa Kemal'in gençlere emanet etmesi, Cumhuriyeti gençlere emanet etmesinin ardında bize, şu anda burada bulunan bize, bizim gibi düşünen herkese görev veriyor. Diyor ki çocuklarımızın ehil olmalarını sağlayın. Yani Cumhuriyet emanetini taşıyabilecek liyakatte olsunlar diyor. Böyle okuyorum. Böyle okuyoruz. O görevi başım gözüm üstüne deyip o görevi yapmaya çalışıyorum. Çocuklarımızın liyakatini güçlendirmeye çalışıyorum. Cumhuriyeti omuzlarında taşıyacaklar. Fakat
omuzlarına cumhuriyeti yüklüyoruz da omuzlarının da güçlendirilmesi gerekiyor çocuklarımızın. Arkadaşlar, şimdi bakın, liyakatı, adaleti nerede bu kavramları duyarsanız aklınızın çengeline şu bilgileri asıyorum. Tamam mı? İsterseniz bu ekranın fotoğrafını da çekebilirsiniz, görselini de alabilirsiniz. Helal olsun. İnsanın sahip olduğu üç tane güç var. Bunu Platon'da, Eflatun'da, Aristo'da, tamam mı? Onlardan bahsedeyim ki biraz bilimsel olsun, evrensel bilgi olsun diye bahsediyorum. İbn-i Rüşd'de, İbn-i Haldun'da, herkes de insanın temelde üç tane gücü olduğunu söylüyor. Tanrı da böyle diyor. Bir, düşünme gücü var insanın. Düşünme gücü var. Normal bir insan düşünme gücü var. Öfke gücü var. Bu güçlerini kullanır. Bir de arzu gücü var. İşte bakın, dikkatinizi yoğunlaştırabilir miyim buraya? Düşünmek gücü insanın ruhuyla, öfke ve arzu gücü bedeniyle alakalıdır. Bunun için ilim, öğretim, ruh terbiyesidir. Eğitim, beden terbiyesidir. Onun için Mustafa Kemal döneminden beri Milli Eğitim Bakanlığı'nda talim terbiye kurumu vardır. Talim ruhlar içindir, psikoloji içindir, terbiye beden içindir. Beden terbiyesi falan deriz. Tamam mı? Terbiye kelimesinin kökü de at eğitimiyle alakalıdır. At eğitimiyle. Şimdi normal bir insan düşünce gücünü ifrata, aşırıya götürür, haddini aşar ve abartırsa üstünlük ve kibir, megalomaniye gidiyor. Abartırsa düşünce gücünü. Bazen ben aynada kendimi öyle görürüm. Ne düşünceli bir adamım falan böyle. Tefrite, yani yetersizliğe düşürürse, ifrat tefrit arası diyoruz eski tabirle. Aşırıya ve azaltmaya, yetersizliğe düşürüp kullanılmaz ise eblehlik, cahillik eder. Düşünme gücünü doğru kullanmazsa. Eğer o normal insan düşünce gücünü dengede tutarak, kendine adil davranarak kullandığında ise hikmet sahibi olur. Dengede tutarak bilgelik sahibi olur. Hikmet sahibi olur. Doktorların yemini vardır. Hani ne yemini derler ona? Hipokrat. Hipokrat doktor demiyor. Hekimlik diyor. Hikmet diyor. Eğer bu normal insan arzu gücünü ifrata götürüp abartınca şehvet ve obezliğe dönüşüyor. Normalden aza düşürünce, tefrite götürünce anoreksiyaya, zayıflığa, dermansızlığa ve tükenmişlik yaşıyor. Anlatabildim mi? Eğer o normal insan arzu gücünü dengede tutarak, kendine adil davranarak, itidal ile dengede kullandığında ise sağlıklı ve arzu gücünü şehvete götürmezse iffet sahibi oluyor. İffet. Bu kavramları kullanmıyoruz biz. Efendim dürüst çocuk, efendim etik davranıyor falan. Hayır, iffet çok önemli. Öfke etki gücünü, öfke gücünü. Bakın bunları söylerken zihninizde bir takım örnekler canlanıyor. Öfke etki gücünü ifrata götürüp haddini aşarak aşırı kullanırsa abartınca zalim, yetersiz oluyor. Zalim oluyor. Öfkesini abartırsa. Tefrit halinde kullanınca ise, yetersiz kullanırsa korkak ve pısırık oluyor. Bakın Mustafa Kemal bunları nasıl dengelemiş. Mustafa Kemal'de hepsini dengede görüyoruz. Öfke gücünü dengede, itidal, adalet noktasında tutarsa insan cesaret sahibi oluyor. Sonuç, bir insan, normal bir insan sahip olduğu bu üç doğal gücünü, itidali, iffeti, hikmeti ve cesareti her konuda,
her şartta, her zaman adalet noktasında yaşatmayı başarırsa, üç gücün dengede adaletli olması, iktidar halinde olması adalettir. Bu adaleti tesis etmeyi başarmak ise liyakattır. Anlatabildim mi? Bir kurumda, bir yerde, bir evlilikte liyakat sahibi olabilmek için bu güçleri dengeli kullanan insan olmak gerekiyor. Ne dengesiz adam diyoruz ya. Ne dengesiz. Liyakat sahibi insanlar dengeli insanlar olur. Hırsızlık yapmaz. Korkar. İsraf da etmez. Ondan da korkar. Çünkü ikisinin arasında dengeli kurur. Mustafa Kemal tarihin akışı içerisinde Türk devletini dengeye oturttu. Nerede? Ankara'da. Denge merkezini Ankara'ya aldı. İstanbul'da olması dengeyi bozuyordu. Bunu bilmeyenler dengeyi sarsıyorlar. Olsun. Değirmenin taşını sağlam vurmuş. Öğütürüz. Efendim, son sözlerimi arz ediyorum. Sabrınızı zorlamayayım, ne olur kusura bakmayın. Ama tatlı tatlı anlatıyorum yani. Her yaşta, her konumda liderlik için olması, geliştirilmesi ve doğru yönetimi lüzumlu özelliklerden bahsediyorum. Bunlar sizin hayatınızın her döneminde karşılaştığınız kavramlar. Liyakatli, karakterli, akıl ve mantıklı olacak bir liderlik yapabilecek insan. Evde anne baba olacaksa anne babaya olmaya layık olacak. Ben Aile Bakanlığı'yla da konuştum. Başbakanlıkta görev yaptığım her dönemde konuştum. Herkese evlenme izni verilmemeli. Herkese anne baba olma hakkı da verilmemeli. Olmuyor. Olmuyor, öğretemiyorsunuz. Onun için ben evliliğe hazırlık eğitimleri yapıyorum üniversitelerde. Gönüllü. Evlenmeyi bilmiyor çocuklar ya. Yani Ankara'nın bir ilçesinde 6 ay sürüyormuş efendim evlilikte. Niye? Evlenmeyi bilmiyor. Boşanmak için evleniyorlar. Heves zannediyorlar. Kendisi, ailesi, toplum ve yaratılmışlarla, bakın yaratılmışlarla ilişkiler, doğru dil ve doğru iletişim kurabilme becerisini güçlendirecek. Bunları geliştirecek. Doğru dil ve doğru iletişim. Dinlemek, anlamak ve konuşmak ve sabırlı olmak. Arkadaşlar, hoşgörünüze güvenle bir başlık açacağım. Dinlemek. Bakın. Biz evde, iş yerinde ve toplumda bize ızdırap veren iletişim arızamız şu. Doğru dinleme becerimizi geliştirmeliyiz. Biz dinlerken cevap vermek için dinliyoruz. Anlamak için değil. Anlamak için dinlemek o kadar önemli ki. Bakın, 3 tane dinleme örneği vereceğim. Bizi Tanrı yarattığında, ruhlarımızı yarattığında ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sordu. Dinledik ve anladık. Evet dedik. Dinlemesek anlayamayacaktık. Hazreti Peygamber'e Cebrail meleğini gönderdiğinde, oku dediğinde, dinlemeseydi oku dediğini anlayamazdı. Dinlemenin ikinci örneği. Ve Mevlana'mız Mesnevi'ye dinle diye başlıyor. Dinle. Dinle. Beni bir dinle diyor. Sema yapıyorlar Mevleviler. Sema yapıyorlar. Sema'yı dönmek sanıyorlar. Sema Arapça'da dinlemek demek yahu. İşitmek demek. Tanrı'nın bir sıfatı. Dinlemek demek. Semi kelimesidir yahu. Biz Mevlana tandır kebaplar yapmaya başladığımızdan beri Mevlana'yı da değersizleştiriyor. Tandır kebap olur mu ya? Yunus Emre seyahat olur mu ya? Olmaz arkadaşlar. Biz değersizleştiriyoruz. Bunlara dünyanın bütün insanların ihtiyacı var. Bütün ülkelerin ihtiyacı var. Doğru bilgi, sevgi, saygı, anlayış, hoşgörü, adalet ve merhamet. Bakın, Türk medeniyetinin temel bileşeni iki tanedir. Adalet ve merhamet. Türk medeniyetinin, bahsetmeye korkuyorlar yahu. Adalet ve merhamet Arapça olunca dini bir medeniyet. Hayır. Türk tarihinde kölelik yok. Köleci bir toplum değiliz biz. Hiçbir kelimemizin dişisi ve erkeği yok. Dişisi ve erkeği yok kelimelerimizin.
Bir tane yok. İngilizce'de she var, he var. Bizde yok. O, onun cinsiyeti yok. Sen cinsiyeti yok. Ben cinsiyeti yok. Biz dualist bir felsefeye sahip değiliz. Özgüven olacak ve güvenilirlik olacak. Güven, güven, güven. Bakın Türkiye'de şu anda yaşadığımız sıkıntının sebebi bize bir şey yap diyene güvenmediğimiz için. Güven kayboldu. Mustafa Kemal ölmeyi emrettiğinde güveniyordu. Kendisine de güveni vardı. Muhteşem bir halkla ilişkiler faaliyetiydi o. Muhteşem bir halkla ilişkiler faaliyetiydi. Sezgisi, feraseti, basireti, adabı, muaşereti, gönüllülük, cömert. Ya liderlik yapacak adam, bakın liderlik kelimesinde hiç cinsiyet kullanmadım. Liderlik yapacak insan nazik olacak ya. Temelinde nezaketli olacak. Bakın Türkiye'nin çektiği sıkıntıya bakar mısınız? Nezaketsizlik diz boyu. Nezaketsizlik ya. Tecrübeli olacak. Dün, bugün, yarın sevk ve idare mantığını güçlendirecek. Dünü, bugünü ve yarını dengeli kullanacak. Tarih dünden bugüne, bugünden yarına akıyor. Tarihin akışı içerisinde istediğimiz kadar literatürün Arapça olduğuna tahammülsüzlük gösteren tecelliler var. Mesela bugün bu çağda 21. yüzyılın en önemli tecellisi 21. yüzyılda bütün dünyanın yaşadığı can yakıcı sorunların çözümünde kadın aklına ihtiyacımız olduğu gerçeğidir. Bu bir tecelli. Bunu bizim cinsler anlarsa erkeklik bize kalsın. Ama dünyanın şu anda çözüm bekleyen sorunlarının doğru çözülebilmesi kadın aklıyla düşünebilmekle mümkün. Erkekler de kadınlar gibi düşünmeli. Yani dijital ekosistemde bir anda aynı anda birçok işi bir arada yapmak gerekiyor. Bir anda aynı anda birçok işi bir arada dökmeden, saçmadan, kırmadan yapabilme becerisini, aklını Tanrı kadınlara vermiş. Böyle bu. Yaratılış özelliği bu. Bunu anlarsak rahat edeceğiz. Ben onun için 21. yüzyıl kadın egemenlik çağı olacak diye iddia ediyorum. Beni boğacak bizim cinsler. Olsun. Bunu anlayalım. Erkeklik bizde kalsın diyorum. Geçmiş ve başarılar ve hatalardan ders çıkaracak. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin temelinde yatan özellik budur. Benden önce İstanbul'u, Bizans'ı muhasara edenler ne hata yaptılar da başaramadılar, araştırmasının sonucunda başarmıştır. İşin aslı o. Mesleği olacak. Mutlaka bir mesleği olacak. Sanattan anlayacak, güzel sanatlardan anlayacak. Yetenekli olacak. Bir şeye yeteneği olacak. Ve en önemlisi de bu çağda dijital becerilerini geliştirecek. Sonuç. Sabrınızı zorladım. Liderlik her çağda olduğundan daha çok. 21. yüzyılda her insanın çağı doğru anlayarak, çağın önüne çıkarttığı imkanlar ve fırsatları doğru anlamak ve değerlendirmek için, önüne çıkarttığı sorunları ve engelleri doğru anlamak ve doğru çözerek, aşabilerek çağ ile uyumlu yaşayabilmek için kendisi, ailesi, ülkesi ve insanlık için daha çok insan olabilmektir. Daha çok insan olmaktır. Bu kadar insanlık yetmiyor. Daha çok insan olacağız. Nasıl? Sevgiyle, bilgiyle, saygıyla ve insanca. Diyeceklerim bu kadar efendim. Arz ederim. Umarım faydalı şeyler söyledim. Sevgili hocam, gerçekten çok teşekkür ederiz. Bir kısmını bilip unuttuğumuz, bir kısmını bilmediğimiz şeyleri bize tekrar hatırlattınız. Eksik olmayın. İzleyiciler arasında soru sormak isteyen var ise lütfen el kaldırarak ya da chat kısmına yazarak hocamıza sorularını iletebilirler. Buyurun efendim. Efendim bildiğim yerlerden sorarsanız sevinirim. Efendim bu ne güzel. Sayın Enver Yetkili, sayın, önce sizi gördüm.
Enver Kaptan'ım buyurun. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sevgili Enver Kaptan'ım buyurun efendim. Hocamıza çok teşekkür ediyorum detaylı anlatımları için. Ben bir katkı yapmak istiyorum daha çok. Lütfedersiniz. Denizde liderlik, gemide liderlik çok önemli. Kaptan var gemide. Tabii geminin kralı. Tüm emirler ondan çıkar, o yönetir gemiyi. Ship management onda. Ancak yani denizcilikte birçok konvansiyon var. Bunlardan bir tanesi de gemide eğitim standartları, sertifikasyon ve nöbet, köprü üst nöbetiyle ilgili deniz adamlarının nasıl yetiştirilecekleri ile ilgili bir konvansiyonumuz var. Uluslararası sözleşme var. Dünya Denizcilik Örgütü'nün hazırladığı. Bu çok önemli bir İngilizce olarak söyleyeyim çarçabı. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. 1978'de yapıldı efendim bu konvansiyon. Gemi adamlarının yönetilmesi, yetiştirilmesiyle ilgili. Ancak son 2010 yılında yapılmış yeni bir ekleme var bu mevzuata, bu sözleşmeye. Adına da Manila Amendments diyoruz. Çok ilginç bir hikayesi var. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Deniz konusu olması hasebiyle. Şimdi gemide disiplin çok önemli. Ben de bir kaptanım. Onu da söylemiş olayım. Dolayısıyla disiplin çok önemli ve geminin kaptanı, zabitanı ve baş mühendisi falan itaat edilen şahıslardır. Geminin liderleridir. Özellikle kaptan. Ancak disiplinden kaynaklanan bir öngörüyle bu disiplin yahut yönetme, liderlik biraz abartılı gelişti gemilerde. Bu da bazı yanlışlara neden oldu. Şöyle bir hikayesi var bu değişikliğin. Ben uzatmadan kısaca yapacağım zaten. Bow Mariner diye bir asit tankeri Amerika'da seyir halindeyken Miami açıklarında infilak ediyor. 21 kişi ölüyor. Amerikan işte deniz Coast Guard'ı konuyu incelerken, araştırırken çok ilginç detaylara rast geldi. Ve de o rapor muhacesinde Dünya Denizcilik Örgütü konuyu ele aldı ve adına da ölenlerin tamamı Filipinliydi, 21 kişi. Adına da Manila Amendments, Manila değişiklikleri, ekleri diye isimlendirildi. Hadise şöyle oldu efendim. Gemi bir asit tankeri, kaptanı, çarkçı başısı ve ikinci kaptanı Yunanlı. Yunan gemisi yabancı bayrakta. Geriye kalan mürettebat da birkaç tane zabit ve diğer mürettebat Filipinli. Yunanlı kaptan ve diğer iki zabit bunlara insanca muamele bile yapmıyor. Filipinli zabitler var. Zabitan salonunda yemek yemesi gerekirken oraya dahi almıyorlar. Gerisini tahmin edebilirsiniz. İş yürütülmesinde de benzer bir uygulama var. Sadece talimat veriyorlar. Otokratik bir liderlik sergiliyor Yunanlı kaptan. Personele sadece emir veriyor. Gidin ambar açın, gidin ambar yıkayın şeklinde. Hiç izahat vermiyor. Şöyle yapın,
veya fikriniz ne diye de zaten sorma zahmetinde bulunmuyor. Personel tankları, asit tankeri, tankları temizlemek için açıyorlar. Çalışırken gemi infilak ediyor. Yangın çıkıyor ve infilak ediyor. Bu insanlar infilak sonucu 21 kişi ölüyor. Amerikan Coast Guard'ın yaptığı incelemede vardığı sonuçta gemide uygulanan liderlik, otokratik bir liderlik olduğu için bu olay tahakkuk etmiş. Ben bitirmeye çalışıyorum zaten. Şimdi yapılan değişikliklerde personelle zabitan arasında bir ilişki kurulması gerektiği, tabii birçok husus var Manila Amendment'ta ama böyle team management, yani grup toplantıları yapılması, zabitanın sadece emir veren değil, personelin, işi yapacak personelin de görüşünü almak suretiyle iş emretmesini öngörüyor Manila Amendments. Personelin uyku zamanları, belli diğer ihtiyaçları da eklenmiş buna ama en önemlisi team meeting ve de demokratik leadership. Yani demokratik bir liderlik öngörülüyor bu Manila Amendments'te. İnsanlığa yakışan da budur. Hocam katılacaktır bana. Yanlış yürütülmüş. Belli ki yıllarca yanlış değerlendirilmiş disiplin, diktatörlük gibi bir algıya neden olmuş kaptan için. Ben bu kadar katkımı bu kadar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Saygıyla teşekkür ediyorum kaptan. Liderliğin 1003 ayrı tanımı yapıldığını öğrendim. 1003. Demokratik liderlik, karizmatik liderlik, şu liderlik, bu liderlik. Halbuki insanların kafasını karıştırıyorlar az önce bahsettiğim gibi. Katkınız için çok teşekkür ederim. Sadece günlük hayatta bizim Türk milletinin hayatında gemi ve derya kavramlarının günlük hayatında yeri olmasından dolayı bizim işimize çok yarar bu. Hayat gemisini yürütebilmek için, ekmek teknesini yürütebilmek için gemide uygulanan disiplinlerden yararlanabilmek. Çok teşekkür ediyorum. Levent Başkan lütfen devam et. Firuze Bıçakçı. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Firuze Bıçakçı hanımefendi. Değerli büyüklerim, herkese Karaman'dan iyi akşamlar diliyorum. Yaşar hocam. Biliyorsam. Soru sormak değil hocam, saygıdeğer hocam. Soru sormayacağım. Beni bu oluşumdaki sözlerinizi dinlemeye layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. 2012'den bu yana hayatımdasınız. Her zaman bir büyüğüm, bir baba figürüm. Karşılayan tek insansınız belki. İyi ki siz varsınız. İyi ki sizin gibi büyüklerimiz var. Bana o zamanlarda aşıladığınız o sen yapabilirsin sayesinde ben o lise eğitiminden sonra lisans eğitimimi tamamladım. Bugün hem yüksek lisansımı yapıyorum hem psikolojik danışman ve rehber öğretmeni oldum. Attığım her adımda sizin izleriniz var hocam. Size evet, minnettarım. Sağ ol canım benim. Sağ ol. Çok teşekkür ederim Firuze'm. Sağ ol. Teşekkür ederiz. El kaldıranlara bakıyorum bir yandan. Evet. Teşekkür ediyorum. Selam. Öksal Özenç Bey. Buyurun efendim. Teşekkür ederim İsmail Bey. Ben tabii ki bütün katılımcılara öncelikle saygı ve sevgilerimi sunarım. Ve tabii ki Sayın Yaşar hocamıza da. Yalnız ben arkadaşların hakkı da şey yapmış oldum. Ben en son da yani benden önce Erol Bey vardı. Efendim ben sizi gördüm. İnternette sorun yaşıyorum. Bazen donuyor şu anda. Sizi gördüm ama herkese söz vereceğim. Peki. Buyurun. Tamam. Çok kısaca bir ufak bir katkı yapıp bir de Sayın Hocam'a ufak bir soru sormak istiyorum. Tabii ben Ulu Önder Atatürk'e getireceğim lafı. Şöyle. Sayın Hocam bu siz dille ilgili galiba çalışmanız da var. Benim dikkatimi çekti. Budun kelimesi benim dikkatimi çekti. Nacizane ben ufak bir tespitte bulunacağım. Diz derken knees diyoruz. Bakın İngilizce'de knees.
Göz diyoruz eyes, işte çene diyoruz teen. Ya bu primitif kelime, kök kelime. Dolayısıyla bizden geçme. İngiltere'de bulunduğum süreçte ben kendim Avrupa Birliği baş uzmanıyım. Avrupa Birliği delegasyonunda değişik sürelerde çalıştım. Dolayısıyla İngiltere'deki bu İngilizlere bunları söylediğim zaman buna benzer 300'e yakın kelime tespit etmiş idim. Biraz bozulmuşlardı. Onlarla biraz böyle bu konuda dil konusunda biraz cebelleşmiştim. Onu da küçük bir anı olarak söyleyeyim. Şimdi ben soruma geleyim. Ben tabii ki iki dededen Selanik kökenliyim. Bize mübadil derler. Lozan mübadilisiyle. Yunanistan'dan Sarışaban ve Baraklı köyünden gelmiş iki dedem benim. Samsun'a yerleşmişler. Tabii ben Samsun'dan liseden sonra ayrıldım. Şimdi Ankara'da bulunuyorum. Sayın Hocam, Ulu Önder Atatürk gerçekten bugüne kadar gelmiş geçmiş tek lider diye düşünüyorum. Ben nitekim Amerikan Birleşik Devletleri'nin 96 ya da 97 yılı olabilir yayınlamış olduğu bir dokümanda bu konuda değiniyor. Liderlik acaba doğuştan mıdır? Hani bir sanatçı olunur, sanatçı doğulur ama sanatçı olunmaz anlamında getirmek istiyorum ben. Lider gerçekten doğulur mu, olunur mu? Sonra da olur mu? Saygılarım hocam, teşekkür ederim. Köksal Bey, teşekkür ederim. O kelime konusunda hemen bildiklerimi arz edeyim. İnsanlık alemi birbirine karıştı. Haçlı seferleridir, efendim Hindistan'ın işgalidir. İngilizler bu coğrafyada çok yaşadılar. Elbette kelimeler de öğrendiler. Biz onlardan öğrendik. İnsanlar arasındaki mübadeledir bu, alışveriştir. Öğrenmişlerdir ama kibirlerinden kabul etmeyebilirler. Olabilir, olabilir. O onların sorunu. Tıpkı mesela dressing elbiseyi de elbiseye dress derler. Bizde de terzilerin piri İdris Peygamber'dir. Yani olabilir. Yani bunu bizden aldığın, sizden aldığın önemli değil. İnsanlığın ortak değeridir. Onlar da o kelimeyi fethetmiş biz, bizim fethettiğimiz gibi. Şimdi liderlik doğuştan mı sonradan mı diye soru, bu liderlik eğitim ve programlarının başat sorusudur. Hiç cevaplanmamıştır. Hiç doğru cevap verilmemiştir. Çünkü verilen cevaplar insanları tatmin etmiyor. Bu itibarla sözün başında söylediğim, arz etmeye çalıştığım liderlik yaratılışlandır. İnsan lider özellikleriyle yaratılmış varlıktır. Yani yine hiçbir komplekse kapılmadan söylüyorum. Biz İnsanı en güzel biçimde yarattık diyor Tanrı. Yani biz nefes ruhumuzdan üfledik diyor. Tanrı'nın bütün özellikleri var emanet olarak insanda. Bazen o öfke gücünü, bilgi yüzünü kibre yönelttiğinde ben Tanrıymışım. İnsanın kendisini Tanrılık iddiası nereden kaynaklanır? Özellikleri verdi. Biraz abartıyor, dengeyi bozuyor, kafayı sıyırıyor. Akletmiyor. Sevgili dostlar, hemen parantezde bir cümle söyleyeceğim. Akletmek dini bir faaliyet değil. İnsani bir faaliyettir. Akletmez misiniz diye sordum da, akletmek bir konuyla, bir konunun bütününü meydana getiren parçalar arasında bağ kurmaktır yahu. Bağ kurmak, irtibat kurmak. Akıl kelimesini Mustafa Kemal Türk öğün diye söylediğinde söylemiş. Ök, öktür akıl. Ök annedir. Annesi ölen çocuklara öksüz denilir. Bunun için. Öksüz kaldığı için annesiz kalır. Bizim Anadolu'da avrat yok, akıl yok derler. Kadın bu toplumun aklıdır. Akıllıdır kadın. Bunu akledersek biz çok rahat edeceğiz dostlar. Ben evde rahat ediyorum. Mesela 2 senedir pandemi sürecinde karantinada değilim. Ben karantinadayım. Karantinadayım. Sağ olsun karım bana öyle bir anayasa koydu ki, tek maddelik anayasa, evden çıkabilirsin ama bir daha seni eve almam dedi. Tamam mı? Ben de ona uyumlu olarak 2 senede izin verdiği ölçüde 27 defa çıkabilmişim dışarıya. Onun için itaat et, rahat et. Kadın aklı, kadınların
varlığı dünya insanlarının umudu olacak. Ben kadınlara kompliman olsun diye falan söylemiyorum. İnandığım için söylüyorum. Evde, iş yerinde, her yerde. Bütün programlarımda söylüyorum bunu. Başka çaremiz yok. Dünyayı kadınlar ele geçirecek. Öngörüm bu. Deterjanla temizleyecekler, paspaslayacaklar, temiz şekilde batacağız. Esprisi bu işin. Teşekkür ediyorum bu katkınız için de, bu fırsatı verdiğiniz için de. Hocam teşekkür ederim. İsmail Karakuzey Bey. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yaşar Bey, gerçekten çok etkileyici bir konuşma yaptınız. En hoşuma giden de gençlere olan güveniniz. Biraz Tabii. Evet. Z kuşağı diyorlar. Ben onlara umut kuşağı adını koydum. Umut kuşağı. Evet. Gerçekten biraz önceki genç arkadaşımız, genç kızımız da Firuze 2012'de Batman Anadolu Lisesi'nin öğrenci başkanıydı. Evet. Şimdi Atatürk Cumhuriyeti ve yapmış oldukları devrimleri gençlere emanet etti ama biz zamanın gençleri tam manasıyla sahip çıkamadık diye düşünüyorum. Biz de gücümüz kadar ya. Evet. Ben sizin anlattığınız şeylerden şu değerlerin, doğru bilgi, sevgi, saygı, anlayış, adalet, merhamet, özgüven, güvenirlik, sevgi, feraset, basiret, adab-ı muaşeret, gönüllülük, cömertlik. Yani bu değerler bizim toplumumuzda eğer yerleşmemişse, bu değerler toplumumuzdaki o gençlerimize örnek olacak bir ortam yoksa, biz bunları nasıl vereceğiz? Var. Bizim için önemli olan bu değerleri biz gençlerimize nasıl sağlayacağız? Şimdi örnek bir şey anlatayım. Tınaz Bey'in bir şeyi vardır. Gözetimsiz sınav diye bir şeyden bahseder. Gözetimsiz sınavın amacı nedir? Çocuklarımızı sınava tabi tutuyoruz. Ne yapıyoruz? Başına öğretmen dikiliyor. Ne yapıyor? Bak diyor, sen diyor kopya çekebilirsin. Ha diyor, sen hırsız olabilirsin. Hırsızlık yapabilirsin diye sürekli çocuklarımızın beyinlerine impuls gönderiyoruz. Bu şekilde yetiştirdiğimiz gençlerden nasıl bekleyebileceğiz? O bakın sorunuz bittiyse. Yok, sorun bitmedi. Benim şeyim şu. Yani biz bu gençlere bu değerleri nasıl vermemiz gerekiyor? Bu kelimelerde kalmaması lazım. Yaşayarak hale gelmesi gerekiyor. Bu kadar güzel örnekler var ki. Evet, işte bu örnekleri sunmamız gerekiyor. Piyasada, televizyonlarda, gazetede gördüğünüz anketler var. Kaç kişiyle yapıyor? 40 bin kişi, 50 bin kişi. Ben anket çalışması yapan, siyasi kampanyalar yürüten bir danışmanım. Halen görüştüğüm, çalıştığım insanlar da var. Ben size 1.7 milyon gençten bahsediyorum. Birebir görüştüğüm. Firuze örneği. Bir tane örnek burada Firuze. Geçen bir öğretmen buluşması toplantısındaydım. Sanal toplantı. 47 Elif'im burada mı? Elif'im geldin mi? Geldiysen ses ver. Firuze gibi bir Elif kızımın oğluymuş o programı yöneten. İsmail Bey, programı 42 kişilik bir öğretmen ve okul yöneticisi topluluğuydu. Programı 2 saat yöneten ortaokul 2. sınıftaki bir çocuktu. 2 saat. Benden daha güzel bir program yönettiğini gördüm. Hiç abartmıyorum. Ortaokul 2. sınıf çocuğu. Ben mesaj yazdım. Programdan çıkmak zorundaydım. Biraz sonra bana mesaj geldi. Hocam, o Fatih benim oğlum dedi. Firuze gibi bir liderlik talebemiz Ankara Üniversitesi'nden, Elif'in oğluymuş. Ve Mardin'den o programda 7 yaşındaki bir çocuk bir şey öğretti. 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde. Dostlar, 7 yaşındaki çocuk bir çocuğun en önemli hakkı nedir sorusuna şu cevabı verdi. Kaç programda da anlattım bunu. Bir çocuğun en öncelikli hakkı
doğuran annesini emme hakkıdır dedi. Mardin'de 7 yaşında bir çocuk programda ve çalışan babasını akşam kapıda karşılama hakkıdır dedi. Bu 7 yaşındaki çocuğun felsefesi kimde var? Doğuran anneyi öldürmeyin, yaşatın. Babasını da işsiz bırakmayın diyor çocuk. İkisini bir arada söylüyor. Bu bir örnek. Ben bu örnekten yüz binlerce çocuk tanıdım. Onun için bunlara umut kuşağı diyorum. Bakın, maden mühendisi varsa çok özür dileyerek, hoşgörüsüne güvenerek söyleyeceğim. Hatam varsa düzeltin lütfen. MTA Genel Müdür Yardımcısı oldu bir arkadaşım. Ziyarete gittik akademiden. Merak ettim, sordum. Dünyada en verimli maden, altın madeninden kaç kilo maden çıkar? Bir ton altın madeninden kaç kilo çıkar? Kaç kilo çıkarmış İsmail Bey? Bir gram. Bir gram değil mi? Bir gram. Bir gram. Türkiye'de en ideal verim 4 grammış. Doğru mu efendim? 4 gram bulunmuş. Bir ton altın madeninden 1 gram çıkıyor, 4 gram çıkıyor en fazla. Peki 4 gramın dışındaki bölüm ne oluyor İsmail Bey? Çuruk oluyor değil mi? Biz altın madenlerinin peşindeyiz. Mustafa Kemal Samsun'dan Erzurum'a geçtiğinde boynunda idam yaptısı vardı. Sanki Türkiye, Anadolu'daki bütün insanlar Mustafa Kemal diye birisi çıksın da önümüze düşsün de şu kahpe düşmanı denize dökelim mi diye bekliyordu. Yok. Boynunda idam yaptasıyla nasıl yaptı o işi? Halkla ilişkiler faaliyeti yaptı. Halkın özünde var olan mayayı ayağa kaldırdı. Bu insanın özünde var o. Herkesin özünde var. Herkesin özünde var. Az ya da çok. Mesele ona hitap edebilecek dili bulmakta. Hitap edecek dili bulmakta. Bakın, Levent Başkan sabrına güvenle arz edeyim. Bir metafor anlatayım size. Tam yeri geldi. Sıradaki söz bekleyen dostların da sabrına saygıyla. Efendim, bu bana ait bir metafor. Nerede anlattım? Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin genel müdüründen şefine kadar liderlik programı yaptım. Barış sürecinden önceki dönemdeydi. O süreçten önceki dönemde. Davet ettiler, gittim. Bizim Diyarbakır. Orada bu metaforu anlattım. Tanrı suyu iki elementten yaratmış değil mi? İki hidrojen bir oksijenden yaratmış değil mi? Bakın dostlar, iki hidrojen bir oksijen. İkisi de yanıcı ve patlayıcı gaz teker teker değil mi? Ayrı ayrı. Tanrı onları öyle sevgiyle, öyle saygıyla, öyle adaletli, öyle dengeli bir anlayışla bir araya getirmiş ki iki yanıcı ayrı madde birlikte, bu özelliklerle birlikte su olmuşlar. Hidrojen ben iki taneyim diye hava atarsan, haddini bil bir tane oksijen, burası benim, dükkanın sahibi benim, oksijen de efendim kölenizim, kulunuzum, emredin de itaat edeyim derse ne olur? Ayrılık olur. Hacı Bektaş Veli'mizin işaret ettiği o ayrılıkta azap vardır diyor ya. Bu işte birlikte rahmet vardır diyor. Birleşince su rahmettir, rahmet olur. O salon bunu anlattığında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni anlattığında salon 5 dakika ayakta yıkıldı. Sizin şu anda anladığınızı anladılar. Niye? Çünkü bu dili anlamak için özlerinde var olan değer bu. Mustafa Kemal'in işaret ettiği de bu.
Mustafa Kemal gençliğe hitap ederken, gençliğe hitap etsin. Biz onun sözlerini slogan olarak kullanıyoruz ya. Slogan. Ya, alıyoruz beyzbol sopası gibi. Atam kalk da şunu bir döv. Bakanın birisi bir şey söylüyor. Atatürk böyle yapmazdı. Ya dengi mi de onu kıyaslıyorum ben onunla. Dengi mi? Atam kalk. Ya çalışsana arkadaş. O çalışmış adam. Bizim kadar mızmızlanmamış. Bizim kadar mızıklanmamış. O kadar yokluğun içerisinde. Halkla ilişkilerini doğru kurmuş. Doğru dil kullanmış. Halkı dinlemiş. Onun için Mustafa Kemal'in liderliğini hep anlatırlar. Efendim liderlik sırları hiçbir sırrı da yoktu. Liyakat anlayışından hiç bahsetmezler. Yurtta sus, cihanda sus sözünü dış politikada slogan olarak kullanıyoruz. Halbuki yurtta sus diye kanına ekmek doğrayanlarla barışmış ya. Yurtta sulh olsun diye kendisine hasımlarıyla barışmış yurtta sulh. Hangimiz tahammül edebiliyoruz? Oksijenle buluşup su olmaya. Hangimiz tahammül edebiliyoruz? Arkadaşlar, Mustafa Kemal'i bu ülkenin insanlarını bir arada yaşatma becerisini modellemediğimiz sürece havamız alırız. Bir arada. Diyor ki bu yurtta sulh olursa dünyada sulh olur. Bu yurtta. Dünyanın huzuru, mutluluğu Anadolu'daki insanların huzur ve mutluluk içerisinde kalkınmasına bağlı. Bunu dünyaya anlatsak yetecek. Çok özür diliyorum. Çenemi düşürdüler. Estağfurullah hocam. Hocam tam yeri gelmişken benzer bir konu var. Bu akşamki izleyicilerimiz arasında benim çok sevdiğim ve en küçük izleyicimiz 9 yaşındaki Muhammed var. Muhammed bizim bütün toplantılarımızın müdavimi ve Van'dan katılıyor. Van'ın bir köyünden katılıyor. Şimdi sizin biraz evvel vermiş olduğunuz örneğe dayanarak Muhammed kıyıya vurmuş deniz yıldızları içerisinden birisi tarafından tutulup denize tekrar atılan bir kardeşim. Bizim müdavimimiz bizi bu toplantılarımıza ders diyor Muhammed ve her hafta bana yazıyor bu hafta ders var mı diye. Evet Muhammed'ciğim haftaya da ders var. Buradan söyleyeyim. Bu bilgiyi vermek istedim. Efendim uzatmayayım. Sevgili Cemal beş kardeş abiyim. Buyurun. Efendim sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Son derece faydalı canlı bir sunum yaptınız. Gerçekten farklı bakış açısından liderlik yaklaşımını öğrenmiş olduk. Eyvallah. Benim soracağım soruyu sizin öğrenciniz ve başka arkadaşlar da sordular. Cevabını aldım. Sorumun esasını biraz daha açabilirim izin verirseniz. Liderlik vasıflarının doğuştan ve aile ortamından, yetişme ortamından geliştiğini anlıyoruz. Fakat bizim Türk ailesinin genellikle yani eğitimli, donanımlı olmayan bir aileden diyelim. Çocuklar eğitimde olsun, aile içinde olsun pek fazla söz hakkı verilmez. Yani sen küçüksün, sıranı bekle, bunu anlamamışsın. Sen ne anlarsın? Sen bunu nasıl yaparsın? Daha bekle, zamanı var. Diye genellikle geciktirici, önleyici, yüreklendirmeyen bir tavırla bakılır. Bunun düzelmesi için ne yapmalıyız? Yani sizin konferanslarınız, sizin sunumlarınız, sizin öğrencileriniz, yayılmanız, 1.700.000 insana hitap etmeniz muhakkak ki çok önemli bir yol alıyor. Ama sizin dışındakiler bunu yapabiliyor mu? Kaç tane Ateş Bey var? Efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Cemal Bey. Hemen kısaca arz edeyim. Estağfurullah. Türkiye'de az önce arz ettiğim gibi değersizleştirerek
çökertilmeye çalışılan bilinçsizce, herhangi bir komplodan falan bahsetmiyorum, bilinçsizce, cahillikle yapılan ailenin değersizleştirilmesi. Bakınız, geçen bir medya konferansındaydım, medya kuruluşunun konferansındaydım. Orada da medyanın kadın dili konuşuluyordu. Dedim ki ya medyanın dili var mı arkadaşlar? Ben 45 yıllık gazeteciyim. Profesyonel sürekli basın kartı sahibi gazeteciyim. Bir gazetecinin yaşayabileceği en güzel yerlerde yaşadım. Emekli memur maaşıyla yapıyorum bu işleri. Evim yok, kiradayım. Arabam yok Allah'a şükür. Evim yok Allah'a şükür. Birikmiş param yok Allah'a şükür. Ama mutlu ve huzurluyum. Niye? İnsanların gönlüne ve ruhuna dokunuyorum. Ailede huzuru ve mutluluğu geliştirme programları yapıyorum. Şimdi cahilce bir şey yapıyorlar. Mesela mafya oluşumlarının önündeki adama mafya lideri diyorlar. Değil. İnsan olmayandan lider olmaz. İnsan olmayan lider, Hitler mesela lider değil. İnsan olmayan da lider olur mu ya? Liderlik insanlık içindir. Daha çok insan olabilmek içindir. Şimdi çocuklarımızı nasıl eğiteceğimize dair, doğru eğitilmelerine dair öğretmen liderliği programları yapıyorum. Çocukların içindeki liderlik cevherini çıkartabilecek becerilerle donan tanışmalar için. Anne baba ebeveyn liderliği programları yapıyorum. Bunu sadece ben yapmıyorum. 12 yıldan beri beraber çalıştığımız öğretmenler de böyle yapmaya çalışıyor. Yani bu sadece bizim işimiz değil. Yapabildiğimiz kadar. Herkes kendine düşeni yapacak. Şimdi mesela muhtaç olduğunuz kudret damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Asil kanda mı? Sözünü kanla alakalı zannediyor. Damardaki kan. Arkadaşlar bir sözünü daha var onun. Diyor ki sanatsız kalan milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Damardan kastettiği nesille alakalı. Kuşak. Kuşaklarla alakalı. Muhtaç olduğun kudret o maden damarlarıyla alakalı. Damarları takip et bak. Neler var? Neler var? Annene bak, babana bak. Maya aynı maya. Mayayı değiştiremezler. Mayayı değiştiremezler. Değiştiremiyorlar da onun için değirmenin taşını sağlam kurmuş. Bu ailelerde anne babaların çocuklarımıza yaklaşımları farklı olabilir. Ama sütünü sağlam verdikçe hiçbir şey olmaz. İbn Haldun öyle diyor. Beslenme alışkanlığı insanların kişi karakterlerini belirler. Mesela Orta Doğu toplumlarının böyle lömlöm olmasının sebebi deve eti ve sütüyle beslemelerinden kaynaklanır diyor. Hani bizde derler ya inatçı birisine keçi sütü memnun, eşek sütü memnun derler ya. Beslenme alışkanlıklarını ya anne sağlam süt emdirdiyse bir şey olmuyor ya. Göreceksiniz. Aziz Sancar kolejde mi okudu ya babam ya? Mardin'de bir çocuk işte yani. Yetişir. Maya sağlam bir şey olmaz. Ben güveniyorum. Umut kuşağı geliyor. On binlerce Mustafa Kemal gördüm. On binlerce Pir Reis gördüm. Battal Gazi gördüm. Her neyse. Gördüm. Çocukların mayasında var. Yeter ki biz onların önünü açabilelim. Gerçi bize de yok, gerek yok. Bizim nesli gömünce rahatlayacaklar. Hocam teşekkür ederiz. Biraz daha seri olmak babından hemen ben tamam. Erol Güçlü Bey'e söz veriyorum. Buyurun Erol Bey. Hocam çok çok teşekkürler. Gurbetteki yakın dost. Sağ olun. Söyleyecek bir başka kelime bulamıyorum. Benim sorum şu şekilde. Bizim gerçekten dediniz ki özümüzde var olan maya. Var. Buna katılıyorum. Bir han ve hanım. Yani biz ne zamanki liderler aklı ve bilimi rehber almaktan vazgeçmişiz. Ne yapalım? Burnumuzu sürtmeye başlamışız. Sizce 1938 sonrasında aklı ve bilimi rehber almaktan neden vazgeçtik? Nasıl vazgeçtik? Vazgeçmedik, ihmal ettik diyelim.
Yani iç ve dış güçler diyorlar ya, ben aç güçler diyorum ona, bilgiye aç güçler olabilir. Çeşitli zamanlarda devletlerin, cumhuriyetlerin mecburiyetleri vardır. Mecbur olduğumuz zamanlar vardır. Tamam mı? Bu mecburiyetlerimizi yönetebilmek de bir liderlik becerisidir. Zorlukları yönetebilmek bir liderlik becerisidir. Krizleri yönetebilmek bir liderlik becerisidir. Şimdi Akşemseddin'den Fatihlik bekleyemeyiz. Mustafa Kemal'in yanındakilerden de Mustafa Kemal'lik bekleyemeyiz. Ne yapalım? O da o kadardı. Yani hiç bahane üretmeden, tamam, bahane üretmeden çare üretmek, mümkünleri çoğaltabilmek, askeri terimdir bu. İmkan ve kabiliyetleri çoğaltabilmek. Tamam mı? Hiçbir şeye takılmadan. Bu gençlerin her birisi cevher. Bu cevherler dünyaya yayılmış. Mesela yurt dışına giden yüzlerce çocuğum var. Yüzlercesini biliyorum. Kanada'da var. Harvard Business'ta çalışıyorum. Binhan Hocam hala orada mı? Keşke Binhan Hocam da konuşsa burada. Harvard Business programlarıyla çalışıyorum. Bir talebemin kontenjanını çalışıyorum. Niye? O gitti orada çalışıyor. Bunların yurt dışına gitmeleri dönmek için. Mevlana'ya babasına, Mevlana çocuğuna öyle demiş. Oğlum gitmezsen gelemezsin demiş. Gelmek için giderler. Hiç gitmelerine sebep olan sebepler ortadan kalkınca gelirler. Gelirler, ne olacak ya? Baba ocağı yeter ki çizsin. Hiçbir şey olmaz. Türkiye dünyanın ihtiyaç duyduğu her türlü çarenin kaynağı. Türkiye'yi tanıyoruz ya. Yani Türkiye'yi öyle küçük görmeyelim. Falancaya bakıp filancaya bakıp olur mu öyle şey? Türkiye'nin mümkünleri öbürlerinin imkansızlıklarına yeter. Türkiye. Benim için sadece Türkiye var. Türkiye'den başka Türkiye'de yok. Türkiye. Hocam sağ olun. Enver Atik Bey, buyurun. Önce herkese yeniden iyi akşamlar ve bu mükemmel toplantıyı, sunumu, ortamı yaratan Levent Karataş, özellikle sana çok çok teşekkür ediyorum her zaman olduğu gibi. İnanılmaz bir, değerli bir hocamızla yeniden karşılaştık. Ben hocamız bizi hatırlamayabilir ama 2004 senesinde Milli Akademi, Ankara Milli Akademi Komutanlığı'na bir ziyarete gelmiştim. Şevket Güçler Paşa'nın ricasıyla. Ve merkezi orada evindeydim, özel çağrıldım sizin için. Sizin sunumunuzu ve liderlik eğitiminizi, dış politik ateşelerimiz ve biliyorsunuz konuları, dışarıdaki sivil politikal değerlerin halk bütünlüğü veya lojistiği sağlamak amaçlı diyelim, isimlendirmeden sizin büyük verilerinizi dinledim. Ve o verilerle aldığım bulguları birleştirerek Washington DC'de bir değerlendirme yapılmıştı askeri ateşeliğimizde. Daha sonra dünya yine küçük. 2006 senesinde, 2004'teydi bu söylediğim, 2006 senesinde denizcilik müsteşarı Hasan'ı ziyaret ettiğimde Sayın Naiboğlu'nu, hemen Yılmaz karşısındaki İsmail Yılmaz, Anadolu Ajansı'nın genel bir koşarak benim geldiğimi biliyordu. Sizi yakalamış. Yine sizin bir büyük bir sunumunuzu bize, yine dış değerlerin içerisine sığdırdı. Yine biz dosyamızı aldık koltuğumuzun altına, bir sivil olarak, eğitimci dalış hocası olarak yine bir yurt dışı seyahatinde verilerinizi kullandım. Yine onur ve gurur duydum. Herkesin fazla bilmediği, yine sizin sıcak ya da soğuk Abdullah Bakır Hoca benim ofisime gelerek İstanbul'da, biliyorsunuz onun bir oğlu asker, bir diğer oğlu işte milletvekili vesaire, Marmara Üniversitesi rektör yardımcısıydı. 2011'de sizin bir yazınız ve yurt dışında uygulanması gereken bir bilginizle geldi. Enver, bunu mutlaka vurgulamalıyız dedi. Ve o değerler hala Levent'in sayesinde, bugün sizi büyük bir heyecanla bekledim. Eyvallah. 10 yıl sonra
Levent, çok çok teşekkür ediyorum. Yani buradaki herkes ayrı ayrı sabırla dinleyip heyecanla kattıkları için ve her biri ayrı bir subay, ayrı bir paşa, ayrı bir insan, ayrı bir değer ve herkes kendi kendinin lideri. 10 yıl sonra o şeyi yakalayınca burada eskileri bir yad etmek, Sayın Şevket Paşa'mın olsun, Hasan'ın olsun, İsmail Yılmaz'ın olsun, özellikle Abdullah Bakır hocamızın olsun, sizin izniniz veya izninizin dışındaki verilerinizi diyorsunuz ya, helal olsun, paylaşın. Helal olsun, ne olacak? Paylaşanlardan biriyiz. Ve bugün sizi burada görmek, beni 19 yıl evvel nasıl görmüşsem aynı şekilde çok çok teşekkür çok ederim. Mutlu oldum. Levent, ben de çok mutlu oldum. Tüylerim diken diken oldu. Eyvallah. Ve şöyle de gösteririm her zaman. Eyvallah Ender. Eyvallah. Sağ olun. Hep öyle. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ve senin sayende ve bu kadar güzel insanın bir araya gelip sinerji yaratıp liderlik, evet, Sayın Hocam'ın dediği gibi o günü çok dikkatle dinlemiştim. Her ne kadar hızlı hareket etme kabiliyetimiz olsa da şöyle bir deyim kullanmıştı. Caddelere hepimiz ihtiyaç duyabiliriz ama sokakları bilmediğin sürece caddelerde yürümen veya terk etmen veya yeniden aynı geldiğin yeri bulman çok zor. Sokakları sakın unutmayın. Sokaklar bir eğitim, bir tecrübe, bir ilimdir demişti. Hocam, evet, çok teşekkür ediyorum. O lafınızı unutmadım. Sağ olun. Levent, çok teşekkür ediyorum bana bu fırsatı. Hocamla ya, beni bir araya getirdiğin için. Hocam, evet, kopmayalım. Levent'te bütün özel bilgilerim var. Lütfen tamam. Bu tarihlerde kapanan Milli Akademi Komutanlığımızın her ne kadar İstanbul'da faaliyet gösteren yeni jenerasyonda, tabii, geçmiş, siz bir kütüphanesiniz. Bilgisayar kapanabilir. Ama buradaki örneğin bilgisayarı açamayabiliriz. Ama biz kitaplardan hala her şeyi okuyabiliyoruz. Eyvallah. Siz bizim için bir kütüphanesiniz, kitap diye. Eyvallah. Eyvallah. Bu kitapları barındıran. Çok teşekkür, eyvallah, ediyorum. Ben çok teşekkür, özür dilerim, uzattım. Emre'cim, sağ ol, estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum hepinize canı gönülden. Sağ ol Emre. İyi akşamlar. Sağ İyi akşamlar. Sayın Cengiz Doğan Bey bir mesaj yazmış. Etkinliğe geç katıldım. Ateş hocamı yeterli süre dinleyemedim. Etkinliğin konu başlığından birisi liderlik. Ben kendisine sormak istiyorum. Liderliği bir kenara bırakıp bizler duyarlı vatandaş, anne, baba, birey olabildik mi? Duyarlı vatandaş olmayan lider olabilir mi? Hocam, böyle bir soru var. Saygıdeğer dost, geç katıldığı için önceki sözlerimizi hemen kısaca hatırlatayım. Liderlik bir yönetim, makam, mevki, statü değil. Liderlik her alanda, evde, iş yerinde, toplumsal alanda, her alanda daha çok insan olabilmektir. Anne baba daha çok insansa doğru anne babalık yapabilir. Öğretmen daha çok insansa, yani liderlik becerilerini geliştirebiliyorsa daha çok insandır. Bu çağın gereği böyle diye algıladım. Onu kompoz ettim. Teşekkür Hocam, ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Son söz olarak en küçüğümüz Muhammed çoktan beri söz bekliyordu ama önce büyükleri konuştu. Şimdi sıra Muhammed'de. Muhammed'cim, buyur, seni dinliyoruz. Ben de söz verdiğim için çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Sözü benden bahsettiğim için çok teşekkür ederim. Yaşar amcayla tanışmak da benim için çok onurlu bir şeydi. Çok Yaşar amcayla tanışmak da beni çok mutlu etti. Hiç böyle bir şey olduğunu bilmiyordum gerçekten. Yaşar amcanın anlattıkları sayesinde bunu öğrenmiş oldum. Bu bilgiler için Yaşar amcaya çok teşekkür ediyorum. Ve sunumu için de çok teşekkür ederim. Sağ ol Muhammed'cim. Ya, hanımlardan söz isteyenler vardı. Efendim, bakıyorum, el kaldıran yok ama söz isteyen varsa tabii ki seve seve. Vardı, el kaldırma, kolları yoruldu. Nevin Hanım, buyurun efendim, şimdi gördüm. Sayın Nevin Tellan hanımefendi, buyurun. Herkese merhabalar. Ben ilk kez katılıyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.
Başta Sayın Yaşar Hocam, beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum size. Yani ben ilk kez katılıyorum ama çok duygulandım. Gerçekten çok duygulandım. Yıllarımı aslında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bir alt birimi Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nda geçiren birisi olarak aslında temel aile birliğinden, kadınlardan, işte gençlerden ve çocuklara kadar değindiğiniz her bilgiyi gerçekten her anlamda benim için çok büyük bir değerdi, çok objektif konulardı. Bu konularla ilgili ben de çalışmalar yapıyorum. Sizinle de zaman zaman istişare ediyoruz, biliyorsunuz. Biliyor. Ama bu istişarelerim arasında önce tabii ki ben orada işimden ayrıldıktan sonra biraz daha farklı bir yöne kaydım. Kişisel gelişim ve yaşam koşulu gibi. Lakin şöyle bir durum var. Gerçekten bugün bir gemiden bahsettiniz, bir denizden bahsettiniz ya. Ben o geminin dümenini birazcık çevirdim bu gece. Çok teşekkür ediyorum. Yani hani bir cevap bekleriz ya. Genelde böyle işte aldığımız eğitimlerde herkes şey der. İşte kendinle ilgili bir cevap buluyor musun? İşte hangi ilmi istiyorsun diye bizim aldığımız eğitimlerde. Ben o cevabı bu gece buldum. O cevap bana geç geldi ama çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Buradaki değerli büyüklerime de saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Gerçekten güzel insanlar. Bizim aslında ülkemiz adına, kadınlar adına, çocuklar ve gençler adına yapılan böyle bir eğitimi objektif bir gözle bakarak değerlendirme yaptığınız için, bu sunum için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizleri tanıdım. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun efendim. Efendim, aramızda bu akşam benim sevgili hanım kaptanım, dünyayı yelkenle dolaşan denizci hanımlarımızdan bir tanesi Zuhal Atasoy Hanım var. O bir mesaj yazmış. Hocamızın kadına verilmesi gereken değeri üstüne basa basa anlattığı bu toplantıda izninizle sevgili Oda Boro'yu anmak isterim. 1967-69 yılları arasında dünya seyahati yapan ilk Türk yelkenlisi Kısmet'in kaptanı Sadun Boro ise kaptaniçesi diyelim. Oda Boro'dur. Sadun Boro da her fırsatta eşinin bu seyahati gerçekleştirmesi konusunda gösterdiği özveriyi anar, takdir eder. 21 Mayıs 2020'de kaybettiğimiz Oda Boro 7 Aralık 1935 doğumludur. Bugün doğum günüdür. Kendisini sevgi ve özlemle anıyorum ya demiş. Ben de sevgili Oda ablamı rahmetle anıyorum. Nurlarda uyusun inşallah. Gerçekten çok önemli bir hanım denizcimizdi. Teşekkür ediyorum Zuhal Hanım kaptanıma da hatırlattığı için. Efendim başka bir soru yok. Bir dakika. Tolga Bey sanırım. Efendim kaptan ben de istiyorum bir söz. Selahattin Bey istiyor evet. Selahattin Bey buyurun. Şimdi gördüm buyurun. Buyurun üstadım. El kaldırdım ama tamam elden bir fayda elde edemedim. Normal elimi kaldırdım. Buyurun. Evet kaptan çok teşekkür ederim bence Boğaziçi organizasyonu. Bu kadar sesim geliyor mu? Geliyor efendim duyuyoruz. Bu kadar güzel bir organizasyonu ve sunumu planlayıp bize izlettirdiğiniz için önce size şükranlarımı sunuyorum. Bu bir. İkincisi de sevgili Atasoy hocama yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Ama çok beğendiğim bir şey hakkında iki laf etmezsem hasta olurum ben diye söz istedim. Çünkü insanları en mutlu eden şey yaptıkları işin beğenilmesidir. İyi ki yaptın bunu, iyi ki vardın, sayende şunları öğrendik dendiği zaman bir insana örnek veriyorum. Biz eskiden ayakkabı boyatırdık, şimdi boyatan çok az oldu. Ayakkabı boyacısına ya senin kadar güzel ayakkabı boyayacağım görmedim dediğiniz zaman ayakkabıcıya vereceğiniz 5 lira ise 100 lira verseniz bu kadar etkili olmaz diye düşünüyorum ben. Bir daha belki sizden para bile almaz o ayakkabı boyacısı. Bunu örnek verirken hani ya, temsilde hata olmazdan hareket ederek sevgili hocam hakikaten 4 maç mamur her konuya temas eden aşure misali kendi verdi bu örneği. Bu örnekle hareket ederek aşure misali harika bir sunum yaptı. Burada neler yoktu? Çok
büyük nafakalar aldığını söyleyebilirim. Keşke ben gençliğimde sizden bunları dinleseydim de belki bir tane daha Selahattin olabilirdi diye düşünüyorum. Tabii imkanlar şimdi kısmet oldu. Bunun için şükranlarımı sunuyorum size. Bir konu daha söylemek istiyorum. Kadını ve gençliği işe katmanız, bunu aşılamanız, bundan güç vermeniz hem kendinize hem bize, dolayısıyla bize güç vermeniz beni o kadar mutlu etti ki inanır mısınız iki günden beri bazı konularda çok moralim bozuktu, moralim düzeldi. Yani bunu söyleyecektim. Söyledim sanıyorum. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz Selahattin Üstad'ım. Sağ olun. Efendim Tolga Bey yazmış. Yaşar Bey, sunumunuz için teşekkürler. Bence liderlik kendisini gönüllü olarak takip ettirebilme becerisidir. Siz ne dersiniz? Bu bağlamda tarihte amacı kötü olan çok iyi liderler var mıdır? Okuyabiliyorum burada, açtım. Tamam. Liderlik kendisini gönüllü olarak takip ettirebilme becerisidir. Evet, liderlik becerilerinden birisi de gönüllü olmaktır. Gönüllü olmak, gönül kelimesi dünyada Türkçeden başka bir dilde yok. İngilizler heart diyor. Efendim başka dilde ne diyorlar? Heart dedikleri bir kalp et parçası. Gönül bizde var ve yine bir kompliman olarak değerlendirmezsiniz. Çok sevinirim. Gönül kelimesi asla erkeklere isim olarak verilmez. Kadınlara verilir. Gül, çiçek, gönül, cennet, melek. Çünkü bu kavramların ağırlığını bizim cinsler pek taşıyamazlar. Özelliğimiz bu. Şimdi gönüllü olarak kendisini takip ettirebilmek bir liderlik becerisi olarak insanların gönlünde karşılık üretebilmekle alakalı. Mustafa Kemal gibi. Eğer insanların gönlünde karşılığınız yoksa o insanların cebinde, omuzunda, sırtında karşılığınız olur. Gönlünde karşılığı olabilmek, gönül karşılıklı gönül alabilmek, gönül insanı olabilmek, liderlerin en şanslıları bu işi başarabiliyorlar. Mustafa Kemal gibi. Liderlik zaten bir gönül işi. Daha çok insan olmanın yolu alçak gönüllü olmaktan kaynaklanıyor. Gönül kelimesi o kadar becerikli bir kelime, o kadar becerikli bir kavram ki alçak kavramını yüceltiyor yan yana gelince. Nice alçakları yüceltir. Gönül kelimesi hırsızlık kelimesini meşrulaştırır mesela, gönül hırsızlığı gibi. Gönül kelimesinin yüceliğini kendisine liderlik yapmak isteyenler bir donanım haline getirirlerse o yönettiği, liderlik yaptığı aile, liderlik yaptığı okul, liderlik yaptığı ülke çok şanslı bir ülke olur. Ben mesela örnek olarak söyleyeyim. Angela Merkel'i gönül işi liderlik yaptı olarak gördüm. Türkiye'de ve uluslararası platformlarda, çeşitli yerlerde liderlerin performans analizlerini yaptırırlar bana. O işi de yapıyorum. Çeşitli yayın organlarına, araştırma kuruluşlarına. Liderlerin performans analizleri, aylık, 6 aylık, yıllık. Merkel, Bayan Merkel'i ülkesi için gönül işi, liderlik işi yaptığına inanıyorum. Bu kadar mütevazı, bu kadar alçak gönüllü. Ancak ülkesini düze çıkartır zor zamanlarda. Bu 21. yüzyılda dijital ekosistemde liderlik yapmak isteyenlerin en önemli becerisi dijital becerilerini geliştirecek ve hız yönetimi becerilerini geliştirecek. Hız çağındayız ya. Başka ne sormuştu? Bu bağlamda tarihte amacı kötü olan çok iyi liderler var mıdır? Liderin amacı kötü olmaz ki. Amacı kötü olan adam değildir, insan değildir.
değildir arkadaş. Ya insan gönül kıran insandan insan olur mu ya? Adam olmaz ki, insan olmaz ki. Yok, öyle şey yok. Liderliğin özelliği gönül almaktır, gönül yapmaktır. Yunus'umuz ne diyordu? Kim bir gönül yıktı ise iki cihan bedbahtı diyor ya. Kim bir gönül yıktı ise. Çünkü gönül Tanrı'nın evi. Mesela Mevleviler semaya kalktıklarında birbirlerine eğilirler. Halbuki birbirlerine eğilmiyorlar. Birbirlerinin gönüllerine rükû ediyorlar onlar. Akşam ve sabah namazlarında genellikle vakit namazlarında bizim camilerde İmam Efendi namazı bitirince cemaate önünü döner, yüzünü döner, kıbleye arkasını döner. Niye? İnsanın gönlü de kıbledir yahu. İnsanın gönlü de Kabe'dir. Gönül Beytullah'tır, yıkma Seyrani diyor evvelekli Seyrani baba. Elinden gelirse imar et eli diyor. Gönül işi, gönül, gönül. Bizim Türkiye'de insanların birbirini gönlüne ihtiyacı var. İnsanların gönlünü hoş sıcak nedir? Hoş tatlı dil güler yüz. Ya Neşet Ertaş'ın söylediği tatlı diler güler yüze doyulur mu? Kur'an-ı Kerim'in tamamının tefsiri yahu. Tatlı dile güler yüze doyulur mu? Çünkü peygamber de öyle diyor. Güler yüz göster diyor. Sadaka vermiş gibi olursun diyor. Ya tatlı dil güler yüz. Başka bizim neyimiz var ya? Biz, insan insana muhtaç. İnsan insana ilaç. Başka neyimiz var? İster liderlik yapsın, ister yöneticilik yapsın. Arz ederim efendim. Estağfurullah. Sevgili hocam, ağzına, diline, aklına sağlık. Gerçekten çok verimli, çok faydalı, çok bizi başka bir boyuta ulaştıran bir sunum oldu. Sürçü lisanımız olduksa affola. Estağfurullah. Ben size iki kere teşekkür ediyorum izninizle. Bir, davetimizi kırmayıp buraya geldiğiniz için. İki, arka fona platformumuzun amblemini koyduğunuz için bir daha teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ya ben dijital becerilerimi, marifetimi göstermek için. Eğer uygun görürseniz bir veda hikayemi anlatıp gideceğim. Bu benim kendi hikayem. Yalnız bizden sonra bu programı kayıt ve YouTube'a yüklemek için çalışacak arkadaşlarımız mesai yapacaklar. Hocam buyurun dinliyorum. Yok buyurun, buyurun. Bir dakikaya almaz. Programlarımı bitirirken veda niyetine bu hikayemi anlatıyorum. Efendim, usta marangoz emekli olmuş. Marangoz emekli olmuş, seyyar marangozluk yapıyor. Diyar diyar geziyor, mesleğini icra ediyor. Yolu bir çiftliğe düşmüş. Çiftlikte iki kardeş aile yaşıyor. Ağabey aile, kardeş aile yaşıyorlar. Ağabey ve kardeş aileler birbirleriyle kavga etmişler ve birbirlerine küsmüşler. Öyle küsmüşler ki çiftliğin ortasına bir dere açmışlar ve içine de su vermişler. Birbirlerinden uzaklaşmışlar. Ağabey aile reisi bu ustayı bulmuş. Ya usta gel, sen bizim işimize yararsın. Sana istediğin kadar para ve malzeme. Senden bu dereyi baştan başa çitle kapatmanı istiyorum. O lanet kardeşimi ve çocuklarını gözüm görmesin demiş. Usta almış parasını, malzemelerini, bir haftada mühlet vermiş. Bir hafta çalışmış oraya çit yapmak için. Bir hafta sonra ağabey gelmiş. Bakmış ki usta çit yapmamış, köprü yapmış oraya. Karşıdan da küçük kardeş koştura koştura geliyormuş. Abicim biliyordum beni sevdiğini, beni için köprü yaptırdın demiş. Algı böyle. Ağabey de demiş ki köfte hor seni. Ustayı kandırdın, çiti köprüye döndürdün değil mi? Gel seni bir kucaklayayım demiş. Köprünün ortasında kucaklaşmışlar. Demişler ki abi kardeş ustaya, ya usta sen iyi bir adama benziyorsun, gel bizimle çalış bundan sonra demişler. Usta demiş ki benim daha yapacak çok köprülerim var, bana müsaade demiş. Bana müsaade arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi geceler. Hocam müsaade sizin. Köprüler yapacağım. Sağ olun.